Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Gelişmeleri yorumlayacağız. Ekonomiye pencere açacağız. Ankara'dan yansıyanları değerlendireceğiz. Güne gündem açısından birlikte başlayacağız. Birlikte hazırlanacağız. Tüm detayları bugüne, bu haftaya, güne dair konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün TV24'te yaptığı açıklamalar vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taliban yöneticilerini kabul edebiliriz demiştik. Tavrımızı koruyoruz. Güvenlik için oradayız. Huzur için oradayız. Bu talebimizde baki dedi. CHP Genel Merkez binasına hudut namustur pankartları asıldı. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada sınır namustur afişini paylaştı profil fotoğrafında. Dolayısıyla tartışmalar bir yandan, Amerika ile anlaşma yapıldı. Biden'la görüşmede neler tartışıldı? Hangi anlaşmalar yapıldı? Bu konuyu ABD Büyükelçiliği yalanladı ama muhalefet gündemde tutmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'in açıklamaları çok tartışılıyor. Türkiye'ye önemli görevler düşüyor bu göç konusunda noktasında. Koronavirüs vaka sayıları, dün bilim kurulu toplandı. Hangi açıklamalar geldi? Bugün kabine toplantısı var. Tüm detayları konuşacağız. Önce günün özeti, ardından Ankara'dan yansıyanlar. Başlayalım Afganistan'dan. Celalabad kentinde Taliban karşıtı protestolar başladı. Taliban güçleri Afgan bayrağını kent meydanına göndere çeken halkın üzerine ateş açtı. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kabil Havalimanı'nda ise izdiham çıktı, 17 kişi yaralandı. Kabil'in Taliban kontrolüne geçmesiyle binlerce Afgan ülkeden kaçmak için havalimanına akın etmişti. Önce bir sakinlik, daha sonra sakinlik sağlandı ama o kargaşada 17 kişinin yaralandığı aktarıldı. 2-3 gündür Kabil Havalimanı'ndan bu görüntüleri görmeye devam ediyoruz. Dünyada izliyor dehşetle. Ama Taliban karşıtı protestoların da başladığını Afganistan'da görüyoruz yer yer. Birleşmiş Milletler Afganistan'da görev yapan 100'e yakın personelini Kazakistan'a tahliye etme kararı aldı. İnsani yardım personeli ise ülkede kalacak. Birleşmiş Milletler de personelini tahliye ediyor. ABD Başkanı Biden Afganistan'da kaos olmaksızın ayrılmalarının bir yolunun olmadığını ve ayrılma sürecinin daha iyi yönetilemeyeceğini savundu. Biden verdiği kararla pek çok Amerikalı askerin Afganistan'da ölmesini engellediğini söyledi. Bu çekilme planlanmıştı ama bu kaos ortamı yaratılmadan mümkün değil miydi şeklinde Biden'a çok fazla eleştiri var. Azalan bir kamuoyu desteği var. Bir haftada %7 civarında. Biden de eleştirilere böyle yanıt verdi. Daha farklısı mümkün değildi dedi. Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği pazar günü Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu da açıklandı. Gani nerede? Tacikistan'da mı deniliyordu? Tacikistan yalanladı. Birçok ülkenin adı geçti ama en son Gani bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu anlaşıldı. Açıklama da bu yönde. Gani sosyal medyadan bir video yayınladı. Sessizliğini de bozdu. Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldım dedi. Yüklü miktarda parayla ülkeden ayrıldığı iddialarını ise yalanladı. Bu 100 milyon dolarlık bir rakamda, 40 milyon dolarını havalimanında bıraktı, 60 milyon dolarla gitti iddiaları vardı. Bunları da yalanlıyor Eşref Gani. Başka ülkelere geçmek için de temasları olduğu belirtiliyor. Bugün Yeni Şafak'ta var, konuşacağız. Bu arada biraz önce çok tartışılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell'in sözlerine gelince, Borrell Türkiye'nin Afgan göçünü engellemede çok önemli bir rol oynayacağını savundu. Borrell son 3 aydır Afganistan'dan Avrupa'ya doğru bir göçmen hareketliliği olduğunu belirtti. İran, Irak veya Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçiş var ve daha da olacaktır. Bu bizim transit ülkelerle sıkı şekilde çalışmamız gerektiğini gösteriyor dedi. Sığınmacıların belediye hizmetlerinden zamlı faydalanması için önerge veren, bütün bu tartışmalar eşliğinde göç tartışması da devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni açıklamalar var, onları aktaralım. Habertürk'e konuştu Tanju Özcan. CHP Genel Merkezi'nden gelen eleştirilere ilişkin, ben partinin il başkanı, ilçe başkanı değilim, CHP'yi bağlayan konumda değilim dedi. Referandum önerisinde de bulundu. Sığınmacılar kalmalılar mı, dönmeliler mi sorusuna yanıtı millet vermeli dedi. Sığınmacıların vatandaş olmalı
durumu ümidiyle Türkiye'de kaldığını söyleyen Özcan, devletin iktidarıyla, muhalefetiyle hiçbir zaman vatandaş olamayacaksınız demesi lazım açıklaması yaptı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 28 Şubat davasında darbeye teşebbüs suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu isimlerin cezalarını kesinleştirdi. Dosya sanıkların cezalarının infazı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gönderildi. Cezalar kesinleşmiş oldu. Dosya başsavcılığa gitti. Başsavcılığın bu kapsamda 14 isim hakkında yakalama kararı çıkartması bekleniyor. Bu karar sonrası 14 isim için cezaevi süreci başlayacak. Ancak söz konusu isimler ilerleyen yaşları nedeniyle infaz ertelemesi talebinde bulunabilecek. 28 Şubat davası kesinleşen cezalar, isimler, 14 isim hakkında yakalama kararı çıkartılması bekleniyor. Davaya ilişkin sürecin ayrıntıları da böyleydi. Gündemi özetledik. Belli başlıklar çerçevesinde ayrıntıları konuşacağız. Muhalefetten gelen tepkiler, işte açılan pankartlar, Amerika NATO zirvesinde Biden'la ne konuşuldu? Bir anlaşma yapıldı iddiası. ABD Ankara Büyükelçiliği bunu yalanladı ama dün itibariyle tartışma devam etti ve başka tartışmalar da var. Ankara'nın gündemini, bu tartışma konularını ve bugünün gündemini Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem'den dinleyeceğiz. Sibel, günaydın diyerek önce kabine toplantısı bugün ertelenmişti, pazartesi günü. Önce istersen oradan başlayalım. Sıcak gelişme bugün, neler söylenebilir, neler denebilir kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, hem eğitim hem sağlık hem de bu Afganistan konusuyla ilgili. Onun dışında Ankara'da siyasi tartışmalar neler diyerek sözü sana bırakayım. Ebru, Ankara'dan da günaydın tekrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine toplantısı, tabii ki öncelikle gündem maddesi Afganistan'daki gelişmeler olacak. Ankara bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken gelişmeleri de yakından takip ediyor. Öncelikli, Ankara'nın önceliğinde ise elbette oradaki Türk vatandaşlarının tahliyesi var ve tahliyeler de sürüyor. Tüm bu gelişmeler ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca yüz yüze eğitim konusu da değerlendirilecek. Gerçi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında 6 Eylül'de okulların açılması planlanıyordu ve bu doğrultuda da yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti. İşte bu yüz yüze eğitimle ilgili alınacak önlemler ve tedbirler de kabinenin gündeminde olacak. Zaten bir gün önce bilim kurulu toplanmıştı. Bilim kurulundan yeni tavsiyeler, yeni tavsiye kararları ve öneriler kabinenin de gündemine gelebilir. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu okulların açılması ve yüz yüze eğitim için velilerle ilgili bazı tedbirlere işaret etmişti. Velilerin aşılarını tamamlaması ya da düzenli olarak PCR testlerini sunması gerektiğini belirtmişti. İşte bu konunun detayları ve bu konuda alınacak önlemler belli olabilir. Buna ilişkin değerlendirmelerin yapılmasını bekliyoruz. Ama tabii ki öncelikle gündem maddesi Afganistan olacak elbette ve dün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda verdiği mesajlar da önemliydi Ebru. İstersen oradan devam edelim. Lütfen. Hem Cumhurbaşkanı'nın mesajları, hem muhalefete eleştirileri, hem dün Ankara siyasetteki muhalefet iktidar arasındaki tartışmalar, dolayısıyla onlar önemli. Bundan sonrasına ilişkin de mesaj veriyor. Sence Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'la görüşme ve sonrasındaki süreç, askerin havalimanının işletmesi ve güvenliği konusunda orada kalması yönünde bir eğilimi aktardı. Herhalde katılırsın buna. Önemli mesajlardı. Evet. Önemli mesajlardı ve aslında Ankara'nın yaklaşımı da net bir şekilde ortaya konulmuş oldu. Dün aslında bakanlardan peş peşe açıklamalar gelmişti. Bunlar da yine Ankara'nın bakış açısını ve yaklaşımını ortaya koyan açıklamalardı. Hem Milli Savunma Bakanı Akar, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o çerçeveyi çizmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam katıldığı televizyon programında o bakış açısını ve yaklaşımı net bir şekilde ortaya
koymuş oldu. Elbette Ankara'nın önceliği önce o kaosun sona ermesi, Afganistan halkının huzurunun sağlanması ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarının korunması. Bu amaçla da işbirliğine hazırız dedi Cumhurbaşkanı. Bu ifadeleri kullandı. Ankara'nın yaklaşımını bu şekilde özetlemiş oldu. Elbette bu noktada en çok merak edilen soru, konu Türkiye'nin, Türk askerinin Kabil'deki varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğiydi. Bununla ilgili de aslında bir niyet ve irade beyanı ortaya konulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine buna işaret etti. Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini temin ederek bu ülkenin güvenliğine katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz halen baki dedi. Bu niyet, bu irade bu şekilde ifade edilmiş oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın şu sözleri de önemliydi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek, işini kolaylaştıracaktır dedi ve mesele öncelikle bir anlayış birliğine varmaktır diyerek de bu süren diplomasi trafiğine ve müzakerelere işaret etmiş oldu. Tabii yine bu noktada merak edilen ve tartışılan bir diğer konu da Türkiye Kabil'deki askeri varlığını sürdürecekse yeni bir tezkereye ihtiyaç var mı? Çünkü Türk askeri NATO misyonu çerçevesinde oradaydı. O misyon görevini tamamladığına göre artık yeni bir hukuki altyapıya ihtiyaç var. Bu nedenle de bir tezkereye, yeni bir tezkereye ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Bununla ilgili tartışmalar da sürüyor. Aslında bu noktada da yine Cumhurbaşkanı'nın önemli açıklaması ve mesajları vardı. Bu noktada Ankara aslında Kabil için Libya formülü, Libya modeli üzerinde duruyor demek yanlış olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Libya'daki gibi ikili bir anlaşmayla bunu çözebiliriz dedi. Taliban olabilir, daha önceki mevcut yönetim olabilir. O görüşmelerin sürdüğünü işaret etti. Ve bu temaslarla ilgili de bir değerlendirmede bulunmuş oldu. Yani Libya'daki gibi bir formül söz konusu olacaksa da oluşacak yönetimle. Yani yabancı bir güç olarak değil Libya'ya. Tam duyamadım Ebru. Hani Libya formülü derken onu belki biraz açarsın. Yabancı bir güç olarak değil Libya'yla yaptığımız bir anlaşma şeklinde derken işbirliği şeklini anlatmaya çalıştı herhalde. O mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet aynen. Evet ikili bir anlaşmaya İkili anlaşma. İşaret ediyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda da Afganistan'da bulunan Türk askeri varlığının bir muharip güç olmadığını belirtti. Bunun altını çizdi ve Libya modeli derken de yine bu iki ülke arasında yapılacak bir işbirliği sonrasında sonucunda Türk askerinin oradaki varlığını sürdürebileceğini belirtti. Tabii bu model işlerse yani Türkiye Afganistan'da oluşacak yeni yönetimle, yeni hükümetle bir anlaşma yapacaksa elbette bu da bir tezkereyi gerektirecek. Libya ile ilgili o işbirliği anlaşması imzalanmış. Ardından da meclise de bir tezkere gelmişti Ebru. Evet Taliban'la da temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanı buna da işaret etti. Daha önce de söylemişti Erdoğan. Gerek olması halinde Taliban yöneticilerini kabul edebileceğini belirtmişti. Bu anlayışı muhafaza ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Ankara Taliban'dan son dönemde gelen açıklamalara nasıl bakıyor? Taliban Ankara'ya nasıl bakıyor? Bir işbirliği söz konusu olabilir mi? Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı'nın mesajları önemliydi. Erdoğan Taliban'dan gelen ılımlı ve itidalli açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Taliban'ın Türkiye yaklaşımının da köşeli değil, dikkatli olduğu ifadesini de kullandı. Tabii Taliban'la Ankara'nın diyaloğu sürerken bu mesele içeride de siyasi tartışma konusu. Bununla ilgili olarak da muhalefetten eleştiriler var. Bu eleştirilere de aslında yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti. Çavuşoğlu Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri görüşüyor, çeşitli ülkeler görüşüyor. Biz neden görüşmeyelim? Önceliğimiz
menfaatlerimiz ve menfaatlerimizle ilgili olarak da herkesle görüşebiliriz değerlendirmesinde bulunmuştu. Ayrıca Türkiye'nin Taliban'la diyaloğunun ve görüşmesinin onların ideolojisinin benimsendiği anlamına gelmediğini de ifade etmişti Ebru. Gelelim ABD ile göçmen anlaşması iddiasına. Dün aslında bu saatlerde Amerikan Büyükelçiliğinden bir açıklama gelmiş ve CHP liderinin dile getirdiği o iddia, yani Erdoğan-Biden görüşmesinde iki liderin Afgan göçmenlerin Türkiye'ye kabulü yönünde anlaşma yaptığı iddiası Büyükelçilik tarafından yalanlanmıştı ve o iddialarla ilgili olarak da temelsiz açıklaması yapılmıştı Büyükelçilik tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamayı değerlendirdi. CHP liderini yalan söylemekle suçladı. Ayrıca müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir dedi. Tabii ki CHP liderinden de bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu iddiasını sürdürüyor. Bununla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sen de aktardın. O paylaşımı yaparken aslında CHP Genel Merkezi'ne de bir pankart asıldı. Kılıçdaroğlu mesajında birçok ülkenin Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteciyi ağırlayacağız açıklaması yaptığını belirtti. Ayrıca Avrupa'dan gelen açıklamalara da işaret etti. Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında da binlerce Afgan göçmenin Türkiye'ye yöneldiğini söyledi. Nedense ifadesini de kullandı CHP lideri. Tabii bunun yarattığı siyasi polemik, siyasi tartışma da sürüyor Ebru. AK Parti'den de bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'ysa CHP'nin bu iddia yalanlandıktan sonra özür dilemesi gerektiğini söyledi. CHP'nin ise ayrıca Taliban'la diyalog konusunda iktidara yönelik eleştirileri var. Bu eleştirileri de Grup Başkan Vekili Engin Altay dile getirmişti. Devlet yetkilileri Taliban'a sempati ikmali yapıyorlar ifadesini kullandı. Meral Akşener Muğla'daydı. Hem bu tartışmayı değerlendirdi Akşener, hem de Afganistan'daki Türk askerinin varlığına yönelik açıklamalarda bulundu. Akşener, Amerikan elçiliği açıklama yapıyor, bizim dışişlerinden tık yok ifadesini kullandı ve Afganistan'daki Türk askerinin de derhal geri çekilmesini istedi. Meclisin toplanarak mevcut tezkerenin iptal etmesi gerektiğini de söyledi. Hatırlatalım, o mevcut tezkere yine bu NATO misyonu çerçevesinde hazırlanmıştı. Ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'den de bir açıklama geldi. Destici de yine bu iddia ile ilgili olarak CHP'nin özür dilemesi gerekir dedi. Taliban'la neden görüşülüyor eleştirileri içinde Amerika, Rusya, Çin görüşüyor. Türkiye neden görüşmesin diye değerlendirdi. Başkent gündeminden yansıyanlar bu şekildeydi. Dediğimiz gibi bugün kabine toplanacak. Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere de bütün gelişmeler kabinenin gündeminde olacak. Ebru. Teşekkür ediyoruz. Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hem dış gündem açısından aslında gelişmeler ve iç siyasette ta Ekim'de başlayacak tartışmalara uzanacak gündemi özetledi Sibel Erdem bizlere. Şimdi biraz da ekonomiye de pencere açarak bu bölümün ana temalarından biri ekonomi olduğu için biraz da o bilgileri, verileri sizlere aktararak bir gündem toparlaması yapıp diğer saat dilimlerinde ayrıntıları daha detaylı konuşacağız. Birçok gündemin birçok başlığını da değerlendirme şansımız olacak. Peki yorumlarıyla bize bugün kim eşlik edecek? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Dostlar İstanbul stüdyomuzda bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Günaydın hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi çok teşekkürler. İletişim uzmanı yazar Ali Saydam bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz. Günaydın. Sesinizi açarsanız biz de sizi duyacağız. Günaydın. Günaydın. hocam maşallah stüdyolara inmiş. Ne zamandır inmiş durumda ama hocamız. Sizi buraya alamadık ama. Efendim henüz işte bu varyant işleri bir toparlansın mutlaka diyeceğiz. Sağlığınızı koruyun. Allah razı olsun. Fakat hocam daha çok genç inşallah. Üçüncüyü oldunuz mu hocam? Yok. İlk ikiyi oldum. Üçüncüyü olmadım Ali. BioNTech oldu hocamız. Siz Sinovac'sınız. Üçüncüyü oldunuz mu? Oldum tabii. Üçüncüyü de oldum. İki BioNTech'e daha üçüncü tanımlanmadı biliyorsunuz. Çalışmaları sürüyor. Eyvallah. Hocam Türk Hava Kurumu bekliyor herhalde.
Neyi? Türkovak. Elbette. Elbette. Yani aşı olsun, güçlü bir aşı olsun da... Biz oluruz. Biz oluruz kesinlikle. Hatta önümüzde iki güçlü aşıdan biri yabancı, biri yerli seçeneğinde kalırsak ben kendi adıma yerli aşımızı tercih ederim. Hocam aynen katılıyorum. Bu konuda %100 buluşuyoruz seninle biliyorsun. Ama birçok kişinin de yerli aşıyı bekleyip aşıyı ertelediğini de söyleyelim. Yerli aşı olacağım çok diyorlar. Çok tehlikeli. Bir sürü vaka duyuyoruz. Gencecik insanlar. Aynen. Yerli aşıyı beklerken zaman geçiyor. Bir problem yok. Yerli aşı gelince 3. 4. dozları oluruz. Onu da oluruz. İnşallah da sonbaharda buluşuruz yerli aşıyla. Şimdi konuşacağız bilim kurulu toplantısı sonrası. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı konularda kafa karışıklığı vardı. O karışıklığı giderdi. O detaylara bakacağız ama bir de memurların zam talebi var biliyorsunuz. Yani onların önerisi önce hükümete sunuldu. Dediler ki biz 2 yıl için 2022-2023 %38 zam istiyoruz. 600 lira seyyanen iyileştirme istiyoruz. Refah payı istiyoruz 2 yılda %6 ve enflasyon farkı. Aynı zamanda bir takım haklarımızın da iyileştirilmesini istiyoruz. 3600 ek gösterge gibi. Hükümette karşı teklif sundu. Dedi ki Çalışma Bakanı biz size 2 yılda %23 ve enflasyon farkı öneriyoruz. 3600 ek gösterge konusunda da haklısınız, çalışıyoruz. Fakat tabii bu memur sendikaları tarafından bu teklif az bulundu. Tatmin etmedi. Dediler ki yeni bir teklif istiyoruz. Pazartesi günü o teklifin sunulmasını bekliyorlardı. Gelmedi. Eğer teklif gelmezse biz Perşembe günü eylem yaparız dediler. O gün bugün. Dolayısıyla memurların bu pazarlıklarda bugün yeni teklif konusunda ve istekleri konusunda demokratik haklarını kullanarak bir eylem yapması bekleniyor Ankara'da. 22 Ağustos'a kadar da memur zamlarının netleşmesi gerekiyor. Yoksa hakem heyeti devreye girecek. Sizce yeni teklif gelecek mi? Yine kamu işçileri gibi bir anlaşma sağlanabilecek mi? Tabi burada 6,5 milyonu ilgilendiren bir durum da söz konusu. Şartlar da belli. Ne dersiniz? Bugüne dair gündemlerden biri bu. Ali Saydam. Efendim bu anlaşmanın mutlaka sağlanacağını tabii ki biliyoruz. Yani bu anlaşma sonunda bir anlaşmanın yapılamama ihtimalinin omut sonra veyahut işte zaten hakem heyeti devreye girebiliyor hakem kurulu. Biliyorum geçen hakem heyeti devreye girebilir ama bu oraları da kalmayacağını da tahmin ediyorum. Çünkü yani arada çok büyük bir şey yok. Yani mutlaka anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Şeyde olduğu gibi yani kamu işçilerinde olduğu gibi burada da mutlaka bir anlaşma sağlanacak ve bunun gecikmemesi lazım. Bir tek yıpratıcı olan o olur. Aynen. Yani işte hakem heyetine işte sürüncemede bırakmak falan bu hakikaten gereksiz olur. Ben onun bu şekilde biteceğini düşünüyorum yakın zamanda. Evet. Bunun 22 Ağustos'a kadar yani gelecek haftanın ortasına kadar şekillendirilmesi bekleniyor. Çünkü Ağustos'un 3. haftası memur emeklileri ve memurlar için zam konusunda son tarih. Sonra hakem heyeti devreye girebilir. Bir uzaması sakıncalı ama hakem heyetine varmadan bir sonuca ulaşılacağını düşünüyorsunuz siz. Evet, hocam, öyle düşünüyorum. Peki. Zor bir yıldı. Dolayısıyla hayat pahalılığı malumunuz. Ve tabii orada talepler de artıyor. Maaşlarda zaten bir iyileştirme talebi kamu işçilerinde vardı. Memurlarda da beklenti yüksek. Dolayısıyla 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Bugün de açıklamalar ve bir eylem gelebilir memurlardan. Açıklama bu yöndeydi. Tabii zor bir süreç ama insanları da biraz rahatlatmak gerekiyor galiba. Elbette Ali Bey'in de dediği gibi. Ücretliler biraz baskı altında kaldı. Ücretli çünkü kesim uzunca bir süredir zaten. Hem ülkemizin iktisadi koşullarından dolayı hem de bunun üzerine binen salgın hastalığın getirdiği ek yükten dolayı hayli dişini sıktı. Büyük özveri gösterdi. Onları rahatlatmak lazım. Yani devlet imkan ve kabiliyetlerini, olanaklarını, bütçesini azami ölçüde seferber ederek bence memurların bu haklı taleplerini gözetmeli ve mümkün olduğunca olumlu yanıt vermeli. Bu hem toplumsal barış açısından önemli, hem insanların karnını doyurabilmesi, geleceğe daha güvenle bakabilmesi açısından da önemli. Yani sadece işi bir çalışma ekonomisi boyutuna, sadece işi bir sosyal politika boyutuna indirgemek doğru değil. Elbette orada istihdam, toplumsal kazanımlar, kadınlar için anne olmaktan, kadın olmaktan kaynaklanan kimi olumlu anlamda onları gözeten kayran düzenlemeler yapılacaktır. Yapılmalıdır da. Ama işin bir de yani iş güvencesi yanında
Bir de toplumsal huzur, toplumsal refah, toplumsal kalkınma, toplumsal gelişme boyutu var ki ben o bağlamda hani gönül ister ki hiç hakem heyetine gerek kalmaksızın memurların taleplerini azami ölçüde gözeten, karşılayan bir uzlaşıyla masadan kalkılsın. Evet. Bir de mesela emekliler noktasında hani kimseye muhtaç olmamak için insanlar uzun yıllar çalışır, sonra kendi kendini yaşlılığında idame ettirmek ister. Ama mesela benim iki arkadaşım var. Birisi annesinden, babasından destek alıyor ki ikisi de emekli. Yine birinin annesi babası emekli. O da sürekli destek vermek zorunda kalıyor. Ya bu uçurumun nedenini de bir türlü emekliler açısından anlamış değilim. Nasıl çalışırken bu uçurumu ya da işte hayatta yaşıyorsunuz gelir dağılımı uçurumu. Emeklilikte de böyle bir uçurum var. Belki bu düzenlense insanlar biraz daha rahat ederler. Orada bazıları çok mağdur. Bazılarının imkanları çok farklı. Acaba o uçurum neden? Bu uçurum tabii kamu... O da çalışanların üzerine tabii, ekstra yük getiriyor tabii. Yani kamudan emekli olmakla özel sektörden emekli olmak arasında bir fark olabiliyor. Büyük fark oluyor belki. Evet, emekli olduğunuz sektör, yani iş kolundaki durumunuz farklı olabiliyor. Yani emekli bir hekim, emekli bir işçiye nazaran çok daha iyi bir emekli maaşı alıyor. Kendimden örnek vereyim. Emekli bir öğretim üyesiyle aktif çalışmakta olan görev başındaki bir öğretim üyesinin aldığı maaş arasında çok büyük fark yok. Hocam emeklilikte rahat edeceksiniz. Umarım. Yani Bence iş seçerken yani ona da bakalım. Emekli olduktan sonra bir şu anda çalışan öğretim üyesinin maaşı evet bir miktar düşüyor. Doğaldır bu. Evet. Ama büyük bir uçurum olmuyor. Fakat işçiler, emekçiler açısından baktığımızda gerçekten emeklilikte aldıkları maaşlar hani asgari ücretin bile altında olabiliyor ki onunla hayatlarını idame ettirmeleri imkansız. Yani biraz da bu açıdan da zam oranlarına bakmak lazım. O yüzden bu uçurumu, iş kolları arasındaki bu uçurumu, özel sektör, kamu arasındaki bu uçurumu muhakkak düzeltmek, minimize etmek gerekiyor. Etmek gerekiyor. Bir de o tarafı var. Şimdi gelelim Afganistan'a. Afganistan ekonomisi de 20 yılda ne oldu, neler yaşandı çok tartışılıyor. Gündemde biliyorsunuz Taliban'ın Kabil'i işgali ve bütün Afganistan'da yönetimi devralması süreci. Geçen haftadan beri bunu konuşuyoruz ve sonuçta sona gelindi. Bu kadar kısa zamanda beklenmiyordu ama böylesine bir kaosta yaşanabilir mi diye konuşuluyordu ama yaşandı. Dolayısıyla Biden'da başka bir yolu yoktu diyor. Şimdi 20 yılda ne oldu? Afganistan ekonomisi 2002-2020 yıllarında 4 milyar dolar büyüklükten 20 milyar dolar büyüklüğe yaklaşmış. Toplumun önemli kısmı verimsiz tarım işlerinde çalışıyor, öyle söyleyeyim. Devlet harcamaları, zaten harcamaların %75'ini kamu yapıyor, devlet yapıyor. Bu harcamaların, %57'sini kamu yapıyor. Bu harcamaların büyük bir çoğunluğu da dış yardımlarla finanse ediliyor. Yani Afganistan hükümetine yardım ediliyor, onlar da harcamaları yapıyorlar. Böyle bir sistem var. Büyüme Afgan halkına refah getirdi mi bu 20 yılda? Hayır. Dolayısıyla bütün Afgan halkı refah içinde yaşadı, bu büyümeden faydalandı demek çok doğru olmaz. Zaten büyüme de 2012'ye kadar çok hızlıydı. Son 5 yılda çok ciddi bir yavaşlama da söz konusu. Çünkü Taliban'ın eylemleri güvenlik zafiyeti getirdi ve dış yardımlar da azalmaya başladı. Son 5 yılda zaten o Afganistan heyecanı yavaş yavaş çıkma tartışmalarının başladığı bir dönem. Siz daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla 20 yılda işte yaklaşık 2003-2012 yıllarında %9,4'lük büyüme son 5 yılda %2'lere düşmüş durumda. Hatta geçen yıl eksiye düştü. Ekonomi de ilk başlarda böyle biraz yardımlarla canlandı ama son 5 yıldır ekonomik anlamda da sıkıntı var. Genele bakıldığında da zaten halkın bütünlüğe ulaşan bir refahtan söz etmiyoruz. Durum bu. Dış yardımlarla geçinen bir ülke Afganistan. Devam edelim. Başka veriler de var. Şimdi Amerika yardımlarıyla ayakta duruyordu. Acaba Amerikan yardımlarını Çin alabilir mi? Ya Amerika'nın yerine Çin devreye girer mi tartışması var. Afganistan'ın kömür, demir, bakır, kobalt ve lityum gibi önemli doğal kaynakları var ama tabii bu kaynakların üzerinde oturuyor. Çıkartılmıyor bu kaynaklar. Henüz ekonomiye kazandırılmıyor. 1 trilyon dolarlık lityum stoğu bulunduğu belirtiliyor. Pilin önemli bir ham maddesi ve bu çağda çok önemli biliyorsunuz. Dolayısıyla Çin acaba devreye girer. Burada altyapı çünkü yol bağlantısı nedeniyle Afganistan'ı önemsiyor Çin. Acaba yeni yatırımlar yapar mı tartışması var. Ve bir de rezerv tartışması var.
9 milyar dolarlık rezervi var Afganistan'ın. Büyük bir kısmı eski Merkez Bankası Başkanı Ahmadi Amerika'da tutuluyor dedi. Bunları gidip Taliban'ın alması mümkün değil dedi. İsveç'te ve Amerika'da tutulan 9 milyar dolarlık rezerv söz konusu ama donduruldu. Taliban'ın ulaşması mümkün değildi deniyorlar. Onların erişimi mümkün değil. Bir de birçok ülke terör olarak, terör örgütü olarak tanıyor. Durumu bu. Şimdi Çin devreye girip bu yardımları Çin ve Rusya mı üstlenecek Afganistan'da? Taliban ne yapacak? Ekonomisi ne olacak? Bir terör riskini barındırabilecek gelişmeler bu anlamda acaba terör ihracı riskini yaşanabilir mi? Gibi sorular var ekonomiyle de bağlantılı. Ne der Ali Saydam? Hem ne olacağını biraz kestirebilmek için biraz geçmişe bakmakta yarar var. Hocamın alanına tecavüz etme riskini de göze alarak şunu ifade etmeye müsaade buyursanız. Vietnam'da aynı manzara, hatta daha beteri vardı. Yani Amerika zaten çıkarken habire arkasında enkaz bırakıyor, öyle çıkıyor. Irak'ta da onu yaptı. Irak'ta da onu yaptı. Suriye'de olacak olan o. Bu Amerika'yla iş tutan ne kadar kolaboratör varsa, işbirlikçisi varsa onlar zaten perişan oluyorlar abim Amerika'nın arkasından. Bu ülkelerde de böyle oldu. Vietnam'da nasıl Vietnam yavaş yavaş toparlandıysa kendi kaderini kendisi tayin ederek aynı şekilde Afganistan'da da böyle olacaktır. Afganistan halkı Taliban'ın ki bu yeni öğrendim böyle okunuyormuş. Taliban okunuyormuş. Böyle Taliban demek yanlışmış. Talebeler demekmiş. Çünkü evet. Amerika talebenin çoğaltılmış hali. Evet, evet. Ve de Taliban'ı Amerika kurarken öğrenci hareketi olarak başlatmış zaten. Öyle. Pakistan'da galiba. Öğrenci hareketi, bravo. Şimdi bu Taliban'ın ne kadar tutunacağı ve halk tarafından ne kadar benimseyeceğini Afganistan halkı karar verecek. Yani orada bir sürü şey olacak. Bakın şimdi gösteriler de başlamış. Başladı. Taliban tutunabilecek mi? Devleti kurabilecek mi? Yeniden inşa edecek mi? Etmeyecek mi? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Gelir kaynağı ne olacak? Evet. Şimdi burada Amerika'nın bu 9 milyar liraya el koydum demesi dolar. Çok enteresan. Hı-hı. 9 milyar dolar evet. El koydum demesi de enteresan. Biraz böyle haydut devlet tavrı ama birdenbire Taliban'ın terör gücü olduğu şimdi mi akıllarına gelmiş oluyor falan. Bu garip bir şey. Bunu bir şekilde çözecekler diye düşünüyorum. Şimdi bu lejitim hükümet yani yasal hükümetin faaliyete geçmediği bir dönemdeyiz şu anda. Bir ara dönemden geçiyoruz Afganistan'da. O yüzden herhangi bir hüküm cümlesi veya şey tespit ileri sürmek hayli zor. Burada eğer bu Afgan halkının tercihleri doğrultusunda bir gelişme olursa uluslararası camianın burada pozisyon alması gerekecek. O yüzden de o 9 milyarı biraz uzun vadede zor tutarlar. Bu kadar üstüne oturamazlar. Sadece 9 milyar dolar değil, ayrıca da bazı başka kıymetli pek çok şey de bir hazineden falan söz ediliyor. Onlar da New York'ta imiş. Yani böyle garip bir durum var. Amerika'ya bu kadar angaje olunca tabii o da birdenbire böyle Vietnam'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi birdenbire terk ediverince böyle bir manzara ile karşılaşılıyor. Bu Afganistan'ın tabii saydığınız ekonomik verilerinin içinde ihmal edilen resmen kayıtlara geçmeyen tabii ki uyuşturucu ticareti var. Evet. Hakikaten dünyanın ikinci büyük üreticisi ve pazarlayıcısı Afganistan. Bunu yöneten sadece Afganlar değil, burada Taliban'ın nasıl bir pozisyon alacağı da çok önemli. Bunların itikadına göre ve de fıtratına göre herhalde uyuşturucu ne yapacaklar? Destekleyecekler mi? Yönetecekler haram mi? Diyorlar da tabii orada haşhaş ekimi ve üretiminden bahsediyorsunuz siz. Mesela değil mi? Şimdi bakın o da çok kritik bir nokta. Çünkü dünyadaki bu işleri yöneten büyük teşkilatlar var. Sadece yılda duyulan o dedikodu tabii bunlar kanıtlı şeyler, bilgiler değil. Sadece
Türkiye üzerinden ki pek çok yol var giden Avrupa'ya. Afganistan Avrupa'yı besliyor bu konuda. İmiş. Türkiye üzerinden giderin 20 küsur milyar dolar olduğu söyleniyor yılda. Şimdi bu paylaşılıyor. Bir sistem bu bayağı. Şimdi bu sistem ne olacak? Bir de bu var. Afganistan ekonomisinin direkt halka yansıyan kesimi değil ama orada çok ciddi bir ekonomik gösterge ve burada nedenle de iktidar meselesinin içine girmiş bir konu bu uyuşturucu meselesi. İşte ekimi, üretimi, şusu busu. Böyle bir bütün olarak bakıldığı zaman işte bu inşa edilecek, hani şundan söz ediyor Taliban, yeniden inşa edeceğiz devleti diyor. Bu yeniden inşa sürecinin nasıl yürüyeceği çok önemli. Burada işte şu konuya geleceksiniz herhalde diye düşünüyorum Ebru Hanımcığım. Türkiye nasıl durmalı? O 10-11 dilimine bıraktım çünkü Nihal Bengüsü Karaca da bize katılacak. Sürekli başa dönmeyelim diye biraz ekonomi ağırlıklı, gündem ağırlıklı bir tur yapalım bu bölümde. Tabii ekonominin içinde bu uyuşturucu meselesini ihmal etmemeli. Ben söylemek istediğim buydu. Peki, çok teşekkür ederim. Bütün bu ayrıntılara, evet, söylediğiniz ayrıntılara 2 saat diliminde gireceğimiz için tekrar başa dönmüş olmayalım. Beraber başlayalım Nihal Bengüsü Karaca da katılınca diye soruları sınırlı tuttum Ali Bey. Buyurun hocam. Şimdi ABD emperyalizmi Afganistan'da kaybetti. 20 yıl ardından ABD Başkanı Biden'ın resmi açıklamasıyla 1 trilyon dolar. Brown Üniversitesi'nin uzmanları bunu en az 2 trilyon dolar olarak açıkladılar. ABD kaybetti. Diğer ülkelerin de yardımları, evet, var. Askeri personel anlamında kaybı 2500 ama Afganistan'da genelde 250 binden fazla insan ölmüş ki bunun 70 binden fazlası zaten sivillerden oluşuyor. Şimdi sadece böyle bir tablo ordu var. İçin, güvenlik için 90 milyon dolar harcadı. 300 bin askeri eğittiği belirtti. Hatta Biden dedi ya ben 300 bin güvenlik gücünü eğittim, donattım. 77 bin Taliban elini kolunu sallaya geldi. Hiç kimse direnmedi. Benim ABD askerim onlar için savaşacak. Tabii yani, o eğittiklerinde ne kadar eğittiği ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bu işin bir tarafı ama Afgan halkı kazandı mı? Maalesef kazanmadı. Evet, ABD kaybetti ama Afgan halkı kazanmadı. Şimdi böyle bir tablo var. Hiçbir şey kalmamış. Evet. Kabaca 40 milyon nüfusu bir ülkeden söz ediyoruz Afganistan'dan bahsederken. Taliban ağırlıklı Peştunlara dayanan bir örgüt. Hı. Ama onun dışında elbette Afganistan'da Hazaralar, Türkmenler, Özbekler vesaire vesaire de yaşıyor. Az evvel Ali Bey üstadımız da bahsetti. Uyuşturucu geliri her ne kadar resmi olarak istatistiklerde anılmasa da Batı emperyalizminin, ABD'nin de bilgisi, denetimi ve hatta desteğiyle ülkenin fiilen ekonomisini ayakta tutan en önemli gelir kaynağı. Yani o bağlamda ister Afgan hükümetini ele alalım, ister Taliban'ı ele alalım. Bu aşiret reisleriyle, bu eyalet liderleriyle, bu silah tüccarlarıyla, bu uyuşturucu baronlarıyla gayet samimi ilişkileri var ki ABD'nin de bunlarla gayet samimi ilişkisi var. Yani Afganistan'dan kaynaklanan, Afganistan'dan çıkan uyuşturucu ağırlıklı Avrupa'yı besliyor. İşte Latin Amerika'dan gelen önce ABD'yi, Kuzey Amerika'yı, sonra bir miktar Avrupa'yı besliyor ama Afganistan belli ki bu işlevini daha bir müddet muhafaza edecek maalesef. Az evvel siz de Afganistan'ın yeraltı kaynakları, evet, anlamında adlarını sıraladınız. Kömür, lityum. Kuvvetle muhtemel buralara ilişkin Çin'in bir arzusu, bir iştahı olacaktır. Yani hem Afganistan'da olan yakınlığına, sınır anlamında kastediyorum bunu, birincisi. Yol bağlantıları için önemli hem olabilir diyorlar. Kuşak ve yol projesi bağlamında Afganistan öne çıktığı için. Hem Çin'in muazzam bir yatırım ve dış yardım kapasitesi olduğu için Afganistan'ın yeraltı kaynaklarıyla, Afganistan'ın imarıyla, iskanıyla, bu yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasıyla, Afganistan'ın biraz zenginleştirilip en azından Çin ürünleri için bir müşteri olarak öne çıkması konusunda Çin'in muhakkak çabası, gayreti olacaktır. Rusya orada Amerika'nın böyle bir gayreti 20 yılda olmamış. Rusya'nın oradaki ağırlığını, keza İran'ın o bölgeye ilişkin ağırlığında biz muhakkak gözetmek durumundayız. Çünkü biliyorsunuz daha bu işten çok önce Taliban yönetimi Çin'le
İran'la ve Rusya'yla temas halindeydi. Yani ABD'yle müzakere yürüten, Almanya'yla gizliden gizliye müzakere yürüten, sonra o zaten basına da yansıdı, açıklandı. Türkiye'yle müzakere yürüten bir Taliban var. Belli ki Taliban da 1996-2001 arasında Afganistan'ı yöneten Taliban da o dönemden kimi dersler çıkarmış kendince. Yani en azından bugün itibariyle diplomasi kanallarını açık tutma çabası dünyaya göreli olarak, tırnak içinde kullanıyorum, göreli, Taliban standartlarında göreli olarak daha ılımlı mesajlar vermesi. Başkent Kabil'i ele alır almaz, ele geçirir geçirmez hemen bir genel af ilan etmesi. İnsanlara işinizin güçünüzün başına dönün, biz kimseye kötü davranmayacağız demesi, en azından diplomasi kanallarını belli ölçekte açık tutma gayretinin bir yansıması. Ha şimdi gelelim bu dış yardımlara ve Taliban'ın işte batıdaki 9 milyar dolarlık rezervine. Yani eğer gerçekten Afgan halkını, ki ben Afgan halkını çok severim, mazlum bir millettir Mustafa Kemal'in deyimiyle, Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı ilk tanıyan devlettir Afganistan. Türkiye Cumhuriyeti de Afganistan'ı Sovyetlerden sonra tanıyan ikinci devlettir. Ben onların bu dostluğunu ama çok önemserim. Ama Emanullah Han ve sonrasında evet, devam eden süreçte... Emanullah Han'ın hani Atatürk'ün Tayland'ı, Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'nin en seçkin kadrolarını, bürokratlarını, teknokratlarını, tabiplerini, öğretmenlerini, bilim insanlarını yollaması hakikaten çok önemlidir. Ve biz bugünkü itibarımızı, saygınlığımızı da o günlere borçluyuz. Evet. Gazi Mustafa Kemal dönemine borçluyuz. Ha, ama eğer dünya ve de Türkiye Afganistan'a, Afgan halkına yardım etmek istiyorsa onlara balık vermemeli, balık tutmayı öğretmeli. İşte Amerika bunu yapmamış diye biraz ABD önce bunu yapmamış. Yapmaması da doğaldır. Çünkü ABD hiçbir yerde güçlü bir devlet, güçlü bir merkezi bürokrasi, güçlü bir ulusal bilinç istemez. Çünkü bunlar olursa zaten herkes ABD'nin ülkesindeki varlığını sorgular. Yani Afganistan'da alt kimlikleri, feodal bağları, ortaçağ kalıntısı, aidiyet ve mensubiyetleri aşmış, bunun üstüne çıkmış bir güçlü Afganistan olsa, bir güçlü Afgan milleti olsa, bir yurttaşlık bilinci olsa zaten insanlar önce ABD'nin Afganistan'daki işgalini sorgularlar. O yüzden ABD'nin bunu 20 yıl önce El-Kaide yüzünden, belki Taliban yüzünden yani girdiği ABD'nin Amerika'dan Taliban'a devirle çıkıyor. Şaşkınlıkla karşılayanlar da ben şaşırıyorum. Hani onlar bu liberaller, bu Cihangir solcular kim onlarsa, onların şaşırmasını, ABD buraya insan hakları, demokrasi, özgürlük, hukuk devleti getirmedi, vah vah demesini de ben şaşkınlıkla karşılıyorum. ABD niye oraya götürsün? Dünyada insan hakları, demokrasi, özgürlük, refah emperyalizm desteğiyle değil, emperyalizme vuruşarak, dövüşerek ona rağmen gelir. Peki. Konuşacağız. Önemli şeyler söylüyorsunuz da böyle mi gelir ben anlamıyorum. Neyse. O konuda farklı mı düşünüyoruz? Yok, farklı düşünmüyoruz. Sadece bundan sonrası için ne olacak sorusu önemli. Mesela hemen bir ek yapalım. Afganistan'ın ülkeyi çuval çuval parayla terk eden, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ailesiyle sığınan Cumhurbaşkanlığı ele alalım. Eşref Gani. Hocam onları konuşalım. Yurt dışında okumuş hiçbiri. Evet. Mesela siz dediniz ya, Emanullah Han Atatürk'ü örnek aldı. Dolayısıyla orada Atatürk'ün devrimlerini, yönetim şeklini Türkiye'yi örnek alarak getirmeye çalıştı. O zaman Mustafa Kemal Atatürk bir öneride bulunmuş kendisine. Kitaplar yazar, siz daha iyi bilirsiniz. Okuduğum kadarıyla bunu halkı ikna etmeden, hazırlamadan ve askeri birliklerini güçlendirmeden, askerini güçlendirmeden, bir ulus bilincini oturtmadan yapamazsınız. Bu ters teper demiş. Ama çok hızlı davranmak istemiş Emanullah Han. Sonrasında toplumsal da toplumsal zemin elverişli değildi. Değilmiş, evet. Ama Atatürk'ü çok örnek almış ve sık sık da Atatürk'le bir araya gelmiş. Çünkü Afganistan bir Jön-Türk devrimi, birinci, ikinci meşrutiyetler, bir tanzimat yaşanmamış bir toplumdur. Evet. Yani zemin farklı. Son bir örnek vereyim. ABD'nin küstahlığı adına. O dönemin Afganistan'ı sonra kalmamış zaten. Somut bir örnek. O yüzden diyorlar. ABD'nin Kemal Atatürk vardı. Afgan kökenli önemli bir diplomatı vardı. Zalmay Halilzat, ABD'nin Birleşmiş Milletler'de daimi büyükelçiliğini yaptı. ABD başkanlarına Afganistan konusunda özel temsilci olarak hizmet verdi. ABD Afganistan'da, siz dediniz yani 20 yılda hiçbir şey yapmamış, o kadar küstah, o kadar şımarık, o kadar pervasızdı ki Eşref Gani'den önce bir ABD vatandaşı, diplomat olan Zalmay Halilzat'ı Afganistan'a Cumhurbaşkanı olarak atamayı bile düşündüler. Ya seçim olur, nasıl olsa biz bunu sandıktan çıkarırız. Askeri birlikler bile baksanıza savaşmadı, o kadar para harcadı. Küstahlaştılar yani. Kendisinin büyükelçisini Afganistan'a Cumhurbaşkanı yapmayı düşünen
bu kadar küstah, pervasız bir emperyalist kuvvetten söz ediyoruz. Niye 20 yılda Afganistan'ın imar iskanına çalıştın ki? İşte onları anlamakta zorlanıyorum ve niye ses çıkartılmadığını anlamakta zorlanıyorum. Bu arada Müslüman, Hristiyan, Yahudi müzisyenlerden oluşan bir barış orkestrası kuruldu biliyorsunuz. Dünyada kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Türkçe, İbranice ve Arapça bir şarkı hazırlanmış. Dolayısıyla Türkçe sözlerini Linet seslendirmiş. Kadınları birlik olmaya çağırıyor ve yalnız değilsiniz mesajı veriyor. Tom Cohen orkestra şefi Taliban'ın geri dönüşüyle kadınların 20 yılda elde ettikleri özgürlük ve kazanımların tehdit altında olduğunu belirtiyor. Kadınlardan Afganistan'da çok büyük çağrılar var. Dolayısıyla bizim haklarımız işte okula gitmek, işe gitmek, yaşam hakkımızı elimizden alabilir Taliban. Bizi karanlık günler bekliyor diye. Gelmek isteyenler var, Afganistan'dan çıkmak isteyenler var. Ama ben burada çocukları eğittim, onları bırakamam diyen kadınlar, aktivistler var. O cesur Afgan kadınlardan ellerinde pankartlarla onlar sokakta, Afganistan'ı evet, protesto etmesi gerçekten zihinlerimize kazındı yani. Kadınlar her zaman olduğu gibi öncü ve cesur davrandılar. Evet, ilk onlar ellerinde pankartlarla. Yani erkekler akın akın, tabur tabur kitleler halinde ülkelerini terk ederken, ama İran sınırından Türkiye'ye gelirken, ama uçaklarla yurt dışına kaçmaya çalışırken, kadınlar vatanlarına daha fazla sahip çıktılar. Evet, kadınların duruşu farklıdır. Evet. Buradan Afgan kadınlarına, o cesur ve yiğit kadınlara selamlayalım. Tüm kadınları selamlayalım. Elbette. Elbette bütün kadınlara, ama şimdi konu Afgan kadınları olduğu için. Pardon abi, şaka söylüyorum. Yabancılara konu satışı da artmış Ali Bey. Özellikle bu son veriler Temmuz ayına ilişkin geldi ya, orada Afganistan da listeye girmiş. Yine uzun zamandır listenin altındaydı. Şimdi ilkler sıralamasında. Yabancıların Türkiye'de aldığı konut sayısı 2012'den beri 245 binin aşmış. En çok İran, Irak ve Rus vatandaşları almış. En çok İstanbul'dan konut alınmış. Bu vatandaşlık, 250 bin dolar konut alımı sonrası vatandaşlığın da gündeme gelmesi, coğrafi konum Türkiye'nin, işte döviz avantajı ilgiyi arttırmış. Bu yılda 50 bin konut satarız diyor uzmanlar. Daha da satılır herhalde, o artar diye düşünüyorum. Eyvallah. İnşallah. Çünkü bu konuda Portekiz, Malta, Yunanistan çok daha uygun şartlarda bu işi yapıyor. Çünkü bizden de biliyorsunuz pek çok Avrupa Birliği vatandaşı olmak için gidip oralarda ev alanlar, yatırım yapanlar mevzul miktarda var. Bizim de bu konuda bir rekabetçi, Akdeniz'de bir rekabetçi unsur olarak bize bir şey olmaz yani. Biz bu kadar ev satarak veyahut da mekan satarak bunlara Türkiye'ye yatırım yapmalarını ve burada yerleşmelerini bir şekilde teşvik ederek çok bir şey kaybetmeyiz, tersine kazanırız diye düşünüyorum. Biz esas şeye bakalım, bizim Maltalı Türklere bakalım. Enteresan bir liste var orada, Maltalı. Sadece Türkler. Malta yok hocam, başka yerler de var. Portekiz, Yunanistan, bu üçü öne çıkıyorlar. Yani ne hikmetse Fransa. Orada biz de demografik yapıyı değiştirebiliriz yani. Evet, orada bayağı enteresan. Ben bir tek şey söyleyeceğim bu şarkı türkü kadınlar meselesinde. Bu Taliban'ın ideolojik ve de siyasi duruşunu tasvip edersiniz etmezsiniz, o başka bir şey, ama Taliban'ın üzerinden çok ciddi bir İslamofobik, İslam düşmanlığı şeyi açıldı, cephesi açılıyor. Amerika'da bunun bir numaralı teşvikçisi. Bu ateş herkesi yakar. O yüzden buna biraz dikkat etmek lazım. Bu buradan bir İslamofobik savaş ve bir İslamofobik artış yönünde bir durum yaratmak. Artış yönünde bir hareket olursa bu döner Türkiye'yi de vurur. Doğru. Herkesi vurur. O yüzden dikkat etmek lazım, özen göstermek lazım. Ben naçizane şöyle bir genel görüş arz etmeme müsaade buyurursanız, ilginçlik daima beni tedirgin eder. İlginçlik çünkü içinde her zaman şeytani unsurlar taşıyabilir. Bu yüzden ilginç olan şeyi iki defa düşünürüm. Bir şey çok ilginçse bir
bir dakika durur bakarım yani. Fazla ilginçlik şeyi gelir bana. Tahrik edici ve de acaba bunun arkasında başka bir şey var mı diye bakmak. Şu anda hangi ilginçlikten bahsettiniz Ali Bey? Bu mesela bu İbranice Türkçe vesaire, Türkçe işte neyse yapılmış olan hakikaten ilginç bir proje. O zaman aman derim yani dikkat edelim. Bunun arkasından bir anti-İslam, İslamofobik bir dalga gelmesin ve onu tahrik etmesin. Dikkat etmek lazım. Ben iyidir kötüdür bir şey demiyorum. Bir karar cümlesi konumuna. Bu süreçte dikkatli olmakta fayda var diyorsun. Çok önemli. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Taliban'ın işte sosyal medyada ve hocam gayet iyi bilir yankı odalarında insanların kendi seslerini dinlediği WhatsApp gruplarında orada burada inanılmaz bir Taliban çıkışlı anti-İslam şeyi başlatıldı. Burası bunun çok tehlikeli olduğu düşüncesindeyim. Yani bunun kimler tarafından tahrik edildiği de ortada. Son bir şey daha arz edeceğim, bırakacağım. Şöyle, bu Afganistan'da haritada bir bakın Afganistan'a. Çin'in niçin ağzının sulandığını gayet iyi hemen anlayacaksınız. Çünkü Amerika'nın Rusya'nın oralarda ne işi var sorusunun yanıtı da orada. Yani nasıl geçiş noktası olması itibariyle. Nasıl Brzezinski Avrasya'yı kontrol eden dünyayı kontrol eder demiş. Afganistan'ı kontrol eden de Asya'yı kontrol eder. Hmm. O Afganistan'ın İşte bayağı büyük bir coğrafyayı yani sadece. Bayağı büyük bir coğrafyayı kontrol etmek mümkün. Afganistan'ı kontrol etmek. Yoksa ne işi var onun şeyleri emperyal güçlerin oralarda. Doğru. Peki. Bu çok aşırı ilginçlik İslamofobiyi tetikleyebilir. Hani böyle bir süreçte dikkatli olmak lazım. Bu gelir Türkiye'yi de etkiler dedi Ali Saydam. Bir de yabancılar bu göçle beraber vatandaşlık da hani konut alımı bağlantılı. Çakabiliyet yasasıyla beraber ciddi bir yabancı ilgisi de olabilir, artabilir. Konumuz oydu. Belki bir iki cümle manşetlik bir şey söylerseniz hocam kapatacağız. Türkiye'de en fazla konut alanlara baktığımızda daha doğrusu gayrimenkul İran, Irak ve Rusya öne çıkıyor. Yani onların alma gerekçeleriyle Türk yurttaşlarının işte Malta'da, Yunanistan'da, Portekiz'de, İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de gayrimenkul alma gerekçeleri arasında her zaman da birebir bir bağlantı olmayabiliyor. Yok, evet. İkincisi elbette yabancıların ilgisi güzel ama bu keşke sadece konutla alakalı olmasa da daha fazla yatırıma, üretime katkı sağlayacak, değil mi? Keşke. Teknoloji getirecek bir yatırım içerikli olsa. Bu bizim gönlümüzden geçen. Bir üçüncüsü Ali Bey'in hani Taliban karşıtlığı. Bu arada onlar konut alırken konut fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Yani bizim konuttan biraz daha uzaklaştığımız bir dönem fiyat anlamında. Elbette yani. Hele İstanbul'da. Mümkün. Çok zor yani. Kiralar da uçmuş durumda artık. Yani. Sadece satış bedelleri değil, kiralarda da gerçekten çok yoğun bir yükseliş gözlemliyorum ben. Bir ben de gözlemliyorum. Kiralara inanılmaz derecede bir şey. Ali Bey'in dediği yani Taliban karşıtlığı bir İslam karşıtlığına dönüşmesin çok yerinde bir tespit. Doğru, evet. Çok yerinde bir tespit. Yani o konuda çok özenli bir dil kullanmak, müteyakkiz halde olmak gerekiyor üstlerin deyimiyle. Yani Taliban karşıtlığının ABD savunuculuğuna dönüşmesi ne kadar tehlikeli ise ABD karşıtlığının Taliban savunucusuna dönüşmesi ne kadar tehlikeliyse Taliban karşıtlığının bir İslam karşıtlığına dönüşmesi de o kadar tehlikeli diye düşünüyorum. Peki. Bu arada FED tutanakları yayınlandı. Piyasalarda verileri merak edenler için bu bölümde aktaralım. Tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılması yönünde artık daha yüksek sesle tartışmaların başladığını ve bu yıl içine doğru bu tartışmaları yani tahvil alımlarının azaltılması bu yıl içinde gerçekleşebilir görüşünün biraz daha öne çıktığını görüyoruz Temmuz ayındaki FED toplantısının tutanaklarında. Zaten delta varyantı artışları da piyasaları, küresel piyasaları etkiliyor. Doların hızlı değer kazancını gördük dün itibariyle. Parite 1.17'lerin üzerindeydi. 1.16'lara geldi. Çok uzun zaman sonra doların
en yüksek seviyelere ulaştığı dönemdeyiz. Dolar uluslararası piyasalarda güçleniyor. İçeride de 8.45'e kadar gerilemiştik. Bu güçlenmeyle beraber 8.52'ye doğru biz de çıktık dolar TL'de. Euro TL 10 liranın altında. Borsada 1449 seviyesinde yatay seyir hakim. Dünya borsalarında da hem delta varyantı hem bu tahvil alımları noktası karışık bir seyir yaratabiliyor. Ciddi düşüşler görülebiliyor. Altının onsu dolar değer kazanırken altının çok bir hareket yapması zaten beklenmez. 1780 dolarda, orada düne göre de düşüş var. Bir toparlanıyordu ama geri geldi altın fiyatları. Delta varyantında vaka sayılarının artışı, tüm dünyada alınan önlemler, tartışmalar petrol fiyatlarını 67 dolara indirdi. Bitcoin'i de bitirip tamamlayalım. Bir Bitcoin %1,76'lık düşüşle 382.580 lira diyelim. Kısa bir ara, toparlayacağız, devam edeceğiz. Para gündeme devam ediyoruz. Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca da bize katıldı. Önümüzdeki 2 saat boyunca gündemi konuşacağız, tartışacağız. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba, hoş bulduk. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Doster bizimle birlikte. Hocam tekrar günaydın. İletişim uzmanı yazar Ali Saydam'la birlikteyiz. Ali Saydam, tekrar günaydın. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi biraz daha böyle ekonomi kısmına da baktık. 20 yılda Amerika dış yardımlar, fakat bunun halka yansımaması. Şimdi 9 milyar dolarlık Afganistan'ın rezervi vesaire, onları konuştuk. Bütün gündem başlıklarını konuştuğumuz bir program. Biz Afganistan'la devam edelim. Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamalarla başlayalım. Başlık başlık gelişmeleri değerlendirelim. Şimdi Taliban yönetiminin verdiği mesajlar, ilk mesajlar olumlu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TV24'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken. Taliban'ın Türkiye yaklaşımı köşeli değil, dış politika açısından hassas dedi. Ve Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi söyledik. Bu tavrımızı koruyoruz. Kurumlarımız bir süredir temas halinde. Afgan halkına huzuru, Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarları noktasında her türlü desteği veririz. Şu sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki mesaj. İyi kötü günde Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereği diyor. Şimdi yeni bir tablo ortaya çıktı ama havalimanının güvenliğine katkı verme noktasında oradayız. Libya gibi bir formülle bu yeni koşulda devam edebiliriz. Dolayısıyla bizim Kabil Havalimanı'nı işletmesine orada olma arzumuz bakidir. Yani Taliban yönetimiyle temaslar sonrası ki süreci bu açıklamalar, bu mesajlar Sayın Erdoğan'ın nasıl anlatıyor bize? Yani kısa bir zaman süre önce üstelik bu plan iptal oldu gibi yorumlarda okumuştuk. Evet, Reuters haberinde vardı. Reuters'ta vardı. Sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Ve aslında ilk etapta akla yatkın olan da oydu. Çünkü ilk bu şeye girildiğinde Afgan hükümetiyle, o anki meşru hükümetle hangisi Taliban'a karşı korunması planlanan bir havalimanı vardı. Şimdi oysa çok hızlı bir el ve görev değişikliği oldu gerçekten. Ve dolayısıyla anlamını yitirmiş gibi görünüyordu. Onu havalimanı üzerinden mi düşünmek lazım? O konuda emin değilim. Yani o temaslarımız devam edecek anlamını berkitmek için bir kurulmuş bir cümle de olabilir. Yani biz ilişkiler, askerlerimizi orada ilişkiler, yabancı güç olarak görmedik, kullanmadık. Evet. Güvenliğe katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz hala evet, baki. Tam evet, cümleyi söyleyeyim de tamam, bir yanlış. Havalimanı şey özelinde değil. Hı-hı. Çünkü evet, havalimanını korumak, neye karşı koruyacaksınız? Tabii ki Taliban'ın da muhalifleri olacaktır. Hatta General Dostum'un oğlunun bir açıklaması vardı. Pardon, Şah Mesut oğlunun bir şeyi vardı, açıklaması. Ben hani kuzeyinde, Afganistan'ın çekildiği kuzeyinde direnmeye devam edeceğim gibi bir ifade vardı. Tam onu vardı, bilmiyorum ama mesela Penşir Vadisi'nde. Evet. Penşir'le ilgili olarak söylenmiş bir şey. Yani dostlarımızı çağırıyoruz mesela. Yani Taliban karşıtları Taliban orada protestolarda ve karşı duruş yapıyor. Yani o da Sovyetlere karşı Afganistan'ın kurtuluşunda yer alan biri. Ahmet Şah Mesut. Hı hı. Onun öldü. Oğlu bu açıklamaları yapmıştı dün, yansıdı basına. Hı hı. Şimdi böyle şeyler olur da yani Taliban adına, Taliban'ın muhaliflerine karşı havalimanını korumak gibi bir şey kastettiğini düşünmüyorum Cumhurbaşkanı'nın.
Ama zaten evet muharip olmayan askerimiz var. Kalmaya devam eder. Ve onlara yeni misyonlar yüklenir şeklinde bir zamanla içeriği daha farklı şekillerde dolacak ve genişleyecek ya da daha da daralacak bir misyonu olabilir. Evet. Ama her şeye rağmen ne kadar güvenli tartışılır tabii ki. Yani ya o önümüzdeki günlerde tartışılacaktır ister istemez. Ben az önce kulak misafiri oldum. Sanırım Ali Bey söyledi. Galiba Barış Bey de söyledi. Yani bu Taliban meselesinin ülkemize yansıyış biçimi, Türkiye'ye yansıyış biçimi gerçekten çok tedirgin edici bir düzey aldı son iki gündür. Hı hı. Onun ben de farkındayım. Yani sanki olup bitenler Türkiye'de oluyormuş gibi davranan sosyal medya kullanıcılarının örgütlü bir biçimde İslamofobik paylaşımlar yaptığını görüyoruz. Hı. Ve bunu herkese yönlendirdiklerini görüyoruz. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'na da, Erdoğan'la da, işte burada Taliban'ı anlamaya çalışan kişilerin, yani Afganistan'ın Sovyetlerden kurtuluşu, Amerika'nın Afganistan'a girişi ve sonrasında Taliban-ABD ilişkileri vesairesi üzerine yorum yapan, analiz yapan ve Taliban dünkü 90'lardaki Taliban olmayabilir cümlesini kurmaktan başka bir şey söylememiş insanlara da yönelebiliyor bazen bu düşmanlık. Yani çok seviyorsanız gidin orada yaşayın, yaşayın vesaire gibi. Tabii ki işin dozunu kaçırıp gereksiz bir yani son derece karmaşık bizim bulunduğumuz topraklardan ve bizim siyasi geleneğimizden ve ahlaki ve felsefi ve inanç algımızdan asla anlaşılamayacak bir harekettir Taliban hareketi. Hı hı. Fakat bir de elimiz yani bütün dünyanın kucağında bulduğu bir mesele var. Bu adamlar geldiler yani. Ama yöneticileri de Afganistan'a geliyor. Yani ABD çıktı ülkeden. Yöneticisi devlet başkanı Umman'a kaçtı. Parayla mı kaçtı, parasız mı kaçtı? Bu konuşuluyor. Bundan sonra Afganistan'da ne olacak? Bu konuşuluyor. Bu konuda yapılan her tür analizi İslamofobik bir dürtüyle Türkiye'yi yönlendirmek yanlış diyorsunuz. Göğüsleyip evet olanlar Türkiye'de oluyormuş gibi ve Afganistan'ı anlamaya çalışan hani Taliban'ın sözcüsünün paylaştığı bir şeyi retweet eden mesela kişilere düşmanca davranmanın çok anlamsız hatları tetikleyeceğini yani çok yanlış hatları tetikleyeceğini ve biraz dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Ben 20 yıl önce Taliban Afganistan'dan çıktı. 20 yıl sonra geri geldi. 20 yıl önceki yaşananlar hep hatırda. Kadınların mutlaka özellikle çağrıları söz konusu. Onları da soracağım. Yani bugün ne değişir? Bu mesajlar olumlu. Bunu uygulamada görebilir misiniz? Protestolar da başladı. Kadınlar sokakta. Dediğiniz gibi Penşir Vadisi'nde anti-Taliban güçleri yine oluştu ve son kale orası kaldı. Ama bu 20 yıl sonra Taliban'ın verdiği mesajlar açısından değerlendirmeyi soracağım. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından nasıl bir mesaj çıktı? İsterseniz Türkiye orada nasıl olmalı, yani olacaksa nasıl olmalı, temas kuracaksa nasıl temas kurmalı konusunda, kadınlar konusunu açtığımız için orada öyle bir parantez açabiliriz. Hı hı. Taliban'ın şimdi değilse bile, hı hı, geçmişte yaptıkları üzerinden meşruiyetini elbette kurmasını engelleyen bir sürü paylaşım, makale, haber, yazı olacaktır. Taliban bunları hak ediyor mu? Hak ediyor. Hı hı. Kadınlar özellikle böyle bir şeyin, yani kadın karşıtı bir İslam yorumunun dünyanın bir yerinde kendisini imar edip yavaş yavaş diğer yerlere de bu düşünceleri ihraç etmesi ihtimalinden endişe ederler mi? Haklı mıdırlar bu konuda? Evet, haklıdırlar. Dolayısıyla bir meşruiyet sorunu, bir algılanma sorunu, bununla ilgili bir duvar hep olacak. Önümüzdeki dönemde olacak. Bunu, hı hı, olmayacak. Çünkü demek 20 yıl önce okula giden ya da işe gitmeye aynen çalışan öyle, ya da dışarı tabii çıkan ya da işte burka değil mi giymeyen kadınların taşlandığını, öyle eziyet gördüğünü, idam edildiğini biliyoruz. Ya şu an gerçi IŞİD'in yaptığı şeyleri de paylaşıyorlar. IŞİD'in yaptığı infazları paylaşıyor. Ya bunu Afganlı kadınlar anlatıyor. Ama bu Suriye'de yapıldı deyince, Suriye'de yapılması bir şey değiştirir mi diye bir de
bu bilgiyi vereni azarlayan eğilimler var şu an çok fazla sosyal medyada. Elbette değiştirir. Çünkü şu an Afganistan'ı anlamaya çalışıyoruz. Şu an 20 yıl önce şu anki güç, ele geçiren güç 20 yıl öncekiyle aynı mı? Görüşlerini değiştirmiş mi? Biraz kendisini geliştirmiş mi? Ya bu mesajları iyi çocuk rolü mü yoksa gerçekten aynen böyle mi davranacak? Yani bunu anlamaya çalışıyor insanlar. Uygulamayı tabii görmek istiyor. Suriye'de işte yaptığı peki Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu noktada acaba biz orada olursak bu huzuru bütün bunları engelleme yönünde daha farklı davranırız ve etkili oluruz yani sadece ticaret, sadece işte güvenlik sağlarız, sadece şey oluruz hani... bina yaparız, müteahhitlik faaliyetinde yardım. Yani bunlar biraz bunlar Türkiye'nin değil. Pozisyonunu da aslında bilmiyorum yani Türkiye'yi almaması gereken bir yükün yani altına mı sokar hani şey açısından siyasi açıdan, diplomatik uluslararası ilişkiler açısından o konunun üzerinde iyi durmalı ama bu kadınlarla ilgili meselede eğer bir temas kurulacaksa mesela Türkiye bir baskı unsuru oluşturabilir. Onu sormaya çalıştım. Yani aynen, olumlu bir etki anlamda. Hem Türkiye'yi hep bir küs bir barışık. Biraz da göçü mü engeller onu da sormaya tabii, çalıştım. Yani gerçi gelenlerin hepsi erkek ama kadınları bir yere bırakıp çalışmaya gelip dönüyorlar. Kadınlar o uzun o dağlardan yukarı gelen yolculuğu biraz da yüklenemeyecekleri için de bir yerde kalıyorlar vesaire. Evet biraz göçü de duruyor. Çünkü insanlar yani ben burada sudan bir sebeple korkudan hani Taliban'ın kaçıyorum. O an çünkü geçmişte öyle şeyler de anlatıldı. Yani yol çevirmelerde durdurup sen abdest alsaydın kolunun işte kılları, tüyleri yönü farklı olurdu deyip yapılan infazlarla ilgili hani bakın ne kadar doğru ne kadar şey ama bu tür şayialarla beslenmiş bir imaj var. Böyle bir algı var sonuçta ve ben bu algının kendisi değilim. Diyorsa eğer Taliban ve dünyada çeşitli yerlerle iletişim kuracağım, temas kurarım, diplomatik ilişkiler. Yani benim devlet yönetmeye aday bir irade olduğumu göreceksiniz diyorsa yani kalkıp savaş ilan edecek haliniz yok. En fazla mesafe koyabilirsiniz. Mesafeli en fazla bir duvar örebilirsiniz. O duvarımda zaten 152 kilometre örüldü. Hani göçü engellemek amacıyla ama mecazi anlamında kastederek söylüyorum. Ama eğer temas olacaksa yani iki devlet, iki yönetim arasındaki ilişkiler olacaksa Türkiye'nin yapacağı en anlamlı şeylerden biri kadın hakları konusunda yükselen bu protest sese, bu hassasiyeti yükselmiş kadınlarla ilgili olan endişeleri sönümlendirmek, sağlatmak açısından Taliban'ın üzerinde bir baskı telkin edici. Yani çünkü Türkiye'ye yaklaşan köşeli oradaki, değil, hani hassas Afgan diyor. Halkı, sonuçta Afgan halkı yani orada kadınlara baskı uyguladığınızda veya kadınları hapsettiğinizde sonuçta o toplumdaki çocuğu, erkeği de etkiliyor bu. Yani bütün o halkın mutluluğunu, refahını, huzurunu etkileyen bir şey. Eğer Afgan halkı ile ilgili, Afgan halkı adına iyi bir şey yapacaksa bu yapılmalı. Bu Türkiye'ye de puan kazandırır. Türkiye'ye yapıştırılmaya çalışılan bazı olumsuz etiketlerden de bağımsızlaştırır. Ama yine de şunu söylemekte fayda görüyorum. Hani biz Afganistan konusunda Türkiye ile çalışırız. Yani Batılı liberal demokrasilerin çiçekli ve tontiş mesajlarına biraz mesafeli durmakta fayda var. Yani Borel'den de onların çünkü neyi kastettikleri, beraber çalışmaktan neyi kastettikleri aşikar. Tecrübeyle sabit diyorsunuz. Evet. Ali Saydam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları bundan sonraki yol haritasına tekrar etmeyeyim ilişkin ne der, nasıl yorumladınız, ne çıkarttınız bu mesajlardan? Türkiye'nin orada olması güvenlik, huzur ve ülke çıkarları için ekonomiyi, siyasiyi ve Taliban'ın siyaseti ve Taliban'ın üzerinde baskı oluşturmak açısından mesela ekonomik kazanımlar olabilir, göç konusunda belki engel oluşturabilir, belki Taliban üzerinde bir baskı unsuru olabilir, Türkiye'nin orada kalması, askerin Kabil Havalimanı'nda kalması ve Libya formülü bir anlaşma size ne anlatıyor, ne öngörüyorsunuz? İbrahim'cim, Taliban'ın üzerinde Rusya, Sovyetler Birliği, efendim Amerika, tüm bu emperyal güçler herhangi bir baskı oluşturamamış. Hiç kimse bir baskı oluşturamaz. İnanç odaklı bir
ideolojinin üzerine baskı maskı kurulamaz. Yani İran'daki mollalar üzerinde kim ne baskı uygulamaya kalktı, ne oldu bir bakın. O yüzden baskı uygulama meselesini unutmakta yarar var. Burada ikinci dikkate alınması gereken husus, bizim o koşulların içine girip düşünmemiz çok zor. Çünkü böyle bir ortamda biz yaşamıyoruz. Bizim hocam biraz önce çok net ifade etti. Bizim geçmişimiz çok önemli merhaleler var geçmişimizde. Meşrutiyetler var, efendim bir sürü anayasalar var, şunlar onlar kazanılmış bir sürü demokratik hak ve özgürlükler var ve bunun üzerine kurulmuş bir cumhuriyet var. Şimdi böyle bir şeyin olmadığı bir feodal yapının içinde bu o koşullardaki bir gelişime baktığımız zaman 20 küsur yıldır emperyal güçlere karşı bağımsızlık savaşı veren, tırnak içinde söylüyorum bunları, algılama budur Afganistan'da. Bir Taliban denen bir unsur var ki ilk kuruluşu El-Kaide gibi ve IŞİD gibi Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanmış bir yapı. Fakat sonunda evrile evrile gelmiş Amerika'nın, işte Sovyetlerin Afganistan'da bir şekilde dahil olmaya çalışan bütün güçlerin karşısına dikilmiş ve sonunda da teker teker teslim olup kaçmalarıyla mevcut hükümet güçlerinin Afganistan'ın tamamına hakim olmuş bir yapı var. Şimdi bu gerçeği bir tarafa koyalım. İkinci bir gerçekten söz edelim. Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin, bakın iddia odur ki Avrupa Birliği'nin sınırları zannediliyor ki Edirne'de bitiyor. Hayır, Avrupa Birliği'nin sınırları bana sorarsanız Türkiye'nin sınırlarının oralarda bitiyor. Yani gerek Avrupa Birliği'nin, bunu Avrupa Birliği anlıyor da Türkiye'de bazı muhalif düşünceli olan arkadaşlarımızın bundan bir haber olduğunu tespit görüyoruz. Yani bu sınırlar artık günümüzde ta gitmiş Afganistan sınırlarına kadar dayanmış vaziyette. Bu nedenle Afganistan'da olana bitene hemen askerlerimizi çekelim, oradan bütün ilişkileri keselim, Taliban'ı da reddedelim gibi sloganik ve de retorik yaklaşımlarla bakmaktansa Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün akşam ifadesinde de olduğu gibi daha serin kanlı, daha orta ve uzun vadeli bir yaklaşımla izlemek lazım. Bu da bu yeniden inşa edilmesi iddia edilen ve de öyle bir hedef ileri süren Taliban'ın orada ne yapacağını, ne edeceğini serin kanlı bir şekilde belli bir mesafede Taliban'ı göklere çıkarmadan ve de onu bir bütün ideolojisiyle ve de bazılarına göre İslam'ın özüne de ters olduğu iddia edilen bir takım İslami şemsiye altında ortaya koymaya çalıştıkları yaklaşım biçimiyle kabullenen bir yaklaşım şeyden, politikadan değil, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ve de Türkiye'nin güvenliği konusunda doğrultusunda meseleyi ta o bölgede bir şekilde medeni ilişkiler kurmaya çalışarak ve de belli bir mesafeyi de ilişkileri yöneterek Afganistan'da diğer ülkelerin de yaptığı gibi pek çok ülkenin, Çin'in, Rusya'nın ve de hatta Amerika'nın, Avrupa'nın pek çok ülkesinin yaptığı gibi son derece sakin ve de mesafeli ve de tutarlı bir şekilde orada diyelim ki işte şu anda Sayın Hulusi Akar'ın dün açıklamaları var. Bence çok önemli o. Havalarındaki durumu anlattılar. Şu anda biraz daha sakin. Kontrol sağlandı. Evet. Türk askerinin müdahalesi uçakların havalanmasında etkili oldu. Evet. Mehmetçik bizim için önemli. Onun güvenliği önemli dedi. Yani şu anda sakin ama her an her şey de olabilir. Bunu da bilmek lazım dedi. Tabii. Yani şu anda her ne kadar Taliban ülkeye hakimmiş gibi gözükse de dediğiniz doğru. Fakat bu bağlamda biz Taliban'la direkt çatışmadan
havalandaki bu görevi devam ettirerek oradaki ilişkileri Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda sakin bir şekilde yönetmekten yana bir tavır sergilediğini Cumhurbaşkanı ifade etti. Türkiye'nin âli menfaatleri içinde bunun bu yaklaşımın daha doğru olduğu kanaatindeyim ben de. Biraz daha sakin, biraz daha sürecin işlediğini, nasıl işlediğini görmek bu kaos ortamının daha büyük sıkıntılara yol açmasını engellemek. Bir parantez daha açmama müsaade ederseniz. Türkiye dış politikasında, hocam mutlaka daha iyi bilecektir. Türkiye dış politikasında red ve kabul çizgisini yürütüyor uzun zamandır. Sadece kabul ve sadece red yaklaşımı politikada pek söz konusu olmaz yani. Bunu dış politikada özellikle diplomaside ille de kökten reddetmek ve kökten kabul etmek olmayacağını değil. Şu anki Afganistan'da bir durumda da toplu halde reddetmek veya toplu halde kabul etmek de doğru değil. Türkiye mesela Rusya ile ilişkisinde de bunu sergiledi. Zaman zaman ters düşüldü. Zaman zaman işbirliği yapıldı. Amerika ile ilişkisinde de öyle. Avrupa Birliği ile de öyle. Yani bu NATO ile de ilişkisinde öyle Türkiye. Bu nedenle burada da Afganistan'da da bu red ve kabulü içeren bir itidalli, mutedil bir diplomatik ilişkiyi sürdürme akılını göstereceği anlaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinden ve Sayın Hulusi Akar'ın ifadelerinden. Peki. Şimdi Kabil Havalimanı'nın işletmesi ve Türk askerinin Afganistan'da kalmaya devam etmesi noktasında zaten bir Amerika ile yapılan görüşme vardı. Şimdi yeni bir dönem deniliyor. Muhalefet diyor ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herkes çıkıyor, askerini çekiyor. Binlerce kişi Afganistan'dan ayrılıyor. İşte Amerika'nın 5000'i aştı tahliyesi. Türkiye 324 kişiyi getirdi. Bu sabah İstanbul Havalimanı'na indi uçak. 200 aşkın yolcusu var. İçlerinde Afgan hükümetinin Taliban öncesi hükümetin Dışişleri Bakanı var, yöneticileri var, yani Afganlılar da var. Afganistan Dışişleri Bakanı da o uçaktaydı. Biri işte dünkü uçak Pakistan üzerinden buraya indi. İçinde Türkler var, başka kimler var? Bu tartışılıyor. Şimdi muhalefet diyor ki bu yeni bir durum, herkes çekiliyor, biz maskelerimizi de hemen çekilsin. İşte Biden'la yeni bir anlaşma mı yapıldı, yapılmamadı mı tartışması dün itibariyle devam ediyor. Dolayısıyla şimdi Mehmetçiğin konumu, Türk askerinin konumu, yeni dönem tezkere tartışmasıyla beraber sizce ne olmalı? Şimdi bir ülkenin askerinin, bir devletin var, silahlı kuvvetlerinin bir başka devlette olması, bunun belli koşulları var. Ya bir sınır ihlali, bizim vatanımıza, bütünlüğümüze, egemenliğimize yönelik bir terör tehdidi olacak. Biz de kendiliğinden harekete geçip meşru müdafayla diğer ülkenin topraklarına bir sınır ötesi harekat yapacağız. Bu A şıkkı. B şıkkı BM Güvenlik Konseyi'nin bu yönde bir kararı olması, bir BM kararı gerekiyor. Bir de C şıkkı var. O egemen devlet bizi resmen davet edecek. Mesela Suriye, Rusya ve İran'ı davet ediyor. Ya da öyle bulunabiliyorsunuz. Şimdi 10-15 gün evvelki tartışmalarda Mehmetçiğimizin, ki hepimiz ne deriz, ayağına taş değmesin deriz, orada olması söz konusu olduğunda o tartışmalar ne deniyordu? İşte Kabil Havalimanı'nın güvenliği. Peki kime karşı? Elbette Taliban'a karşı. Ama şimdi bugün Taliban ülkenin tamamında egemen durumda. Kime karşı savunacaksınız yani? O gün Taliban'a karşı Afgan hükümetinin bir resmi isteği de vardı zaten. Taliban'la görüşme ne demek? Bunlar mı konuşulacak? Şimdi bunlar konuşulacaktır. Bir. İkincisi, ben Batı'nın şu 200'lüğünü hiç doğru bulmuyorum. Yani bu benim hani ABD, NATO ve AB karşılarından bağımsız. Siz de dediniz. Ne diyorlar? Efendim işte Türkiye bu konularda deneyimli, işbirliği içinde çalışacağız. Terör örgütü dediğiniz Taliban'la hepiniz müzakere yürütüyorsunuz. Hepiniz açıktan veya gizden onunla görüşüyorsunuz ve Türkiye'ye neyi ima ediyorsunuz? Hatta açıktan söylüyorlar. Biz Suriyeliler konusunda gayet iyisiniz. Gelen Afgan sığınmacılara da siz bakın. Yani Türkiye'ye adeta kafalarında 3 milyar verelim, 4 milyar avro verelim. Türkiye'de bir sığınmacı deposu, bir göçmen kampı olarak arada tampon bölge işlevi görsün şeklinde kodlamışlar. Josep Borrell'i kastediyor. Evet. Şimdi bu da onların küstahlığı. Bir diğer boyutu şu. Taliban Afganistan'ın bir gerçeği.
Peştun ağırlıklı bir örgüt ama kabul edelim ki biz ideolojisine karşı olsak da, ki ben ABD emperyalizmine ne kadar karşıysam Taliban ideolojisine de o kadar karşıyım, ama benim karşılığım benim öznel durumumdur. Ama Taliban'ın demek ki ülkesinde bir toplumsal zemini, bir insan kaynağı, bir siyasal kuvveti karşılığı var. Yani bütün istihbarat örgütlerinin öngörülerinden çok daha erken bir biçimde, hiçbir mukavemette karşılaşmadan, adeta elini kolunu sallaya sallaya, dün Cumhuriyet'te köşemde de böyle yazdım zaten, bu kadar kısa süre zarfında bürokrasinin desteğini görerek, pek çok Afgan ordusunun mensubunu kendisine katarak, silah bırakmalarını sağlayarak, savaşmak hızın, karşılık görmek hızın, cezaevlerini boşaltarak Kabil'e girdiyse, ha demek ki Taliban'ın Afganistan'da bir toplumsal, siyasal, kültürel karşılığı var. Uzmanlar da %70'i Taliban'ı istemiyor diyor. Şimdi bu %70'tir, %40'tır, %60'tır. Biz bunu ancak tahmin edebiliriz. İstatistikler değişebilir bizim baktığımız yerden. Ki ben dünyaya Ankara merkezli bakan biriyim. Ama %70'i veya 60'ı istemiyorsa da demek %30'u 35'i istiyor demektir. Bu da yabana atılır bir oran değildir. Şimdi, zaten yapı da farklı. Yani, bu da işin elbette. Aşiretler var. Yani aşiretler var, uyuşturucu baronları var. Ülkenin yönetim yapısı bizim anladığımız anlamda bir merkezi ulus devlet değil, eyaletler söz konusu vesaire vesaire. 20 yılda zaten ve daha da Taliban'ın şey orada eyaletlerde hükümet bürokrasiyle de gayet iyi ilişkileri var. Ve önceki turda da anlatmaya çalıştım. Yani 96-2001 yıllarından Taliban da muhtemelen kimi dersler çıkarmış. Ha bu dersleri çok iyi niyetli çıkarmıştır veya şu anda dönemsel olarak çıkarmıştır. Belki de mış gibi yapmaktadır. Belki de takı yapmaktadır, bilemeyiz. Ama en azından uzunca zamandır Rusya'yla, Çin'le, İran'la yaptığı diplomatik temaslar bu ülkelerin başkentlerine giderek görüştü. Uzunca zamandır ABD ile, Almanya ile, Türkiye ile görüşmeleri neyin göstergesi? Taliban'ın da Doha'daydı en son görüşmeler. Kimi dersler çıkardığının, ama yapısal olarak, ama dönemsel olarak bu diplomatik müzakere kanallarını açık tutmaya gayret ettiğinin göstergesi. Ha belki bu 15 gün sonra tekrar kendi fabrika ayarlarına döner. 96-2001 yıllarındaki gibi davranmaya başlar. Bilemeyiz. Ben bugünden unutup kahin değilim, kestiremem, ama bugün itibariyle veri koşullarda Taliban belli ki diplomatik kanalları açık tutmaya daha ılımlı, daha mutedil bir dil kullanmaya çalışıyor. Bu işin bir boyutu. Ha bir diğer boyut da şu. Şimdi efendim niye orada o olmadı, burada bu olmadı şeklindeki sorular bana çok anlamlı gelmez. Çünkü tarihe çalım atılmaz. Çünkü tarihin üzerinden sırıkla atlanmaz. O olimpiyatlarda olur. Çünkü tarihin altından tünel kazıp geçilmez. Neyi kastediyorsun? Şunu kastediyorum. Afganistan kendi tarihsel, siyasal, kültürel, insani, iktisadi, coğrafi, demografik, sosyolojik birikimi, tecrübesi, deneyimi, müktesebatını ne ise o kadarını yapabilir. Yani biz Afganistan'ı bir sihirli değnek dokundurarak değiştiremeyiz. 2021 yılının İsveç'i yapamayız. Aman efendim niye burada hukuk devleti yok? O kadar ileri gitmek istemiyor zaten Afganlılar. İran'da duruyor. Yani Türkiye'de o yüzden yakınındaki bir ülke kadar olsun. Liberal çevrelerin, bu liberal sol çevrelerin hani böylesi bir beklenti içinde olmalarını, bunu da ABD emperyalizminin, Avrupa Birliği emperyalizminin desteğiyle niye olmadı diye hayıflanmalarını, yakınmalarını, hatta ve hatta canım biz düş kırıklığına uğradık, bir insanlık nerede patlandı şeklinde yakınmalarında ben çok doğru ve çok samimi de bulunuyorum. Yani Afganistan her ne yapacaksa kendi gücüyle, kendi insan kaynağıyla, kendi geçmişinden gerekli dersler çıkararak o kadarını yapabilir. Hocam birçoğun da gitti zaten, yani kim kaldı ki orada? Yani birçoğu da gitti ama şimdi unutmayın. Kadınlar yani, da evde. Yakın zamana kadar Afganistan'ı yöneten seçkinler, devlet eliti dediğimiz seçkinler, önemli bir bölümü batıda eğitim almış insanlardı. Ama bunların da hırsız olduğu görüldü yani. Bunların da gırtlağına kadar yolsuzluğa baktığı görüldü yani. Evet. Az evvel Afganistan Merkez Bankası'nın örneğini verdiniz. Merkez Bankası Başkanı sosyal medya paylaşımlarında, ben ondan takip ettim. Zehir zemberek sözler etmiş. Gani'yi affetmeyeceğim hakkında diyor. Evet. Zehir zemberek. Gani de ben çalmadım diyor. Ya şimdi bunlara bakarsanız tamamı Amerika'nın en seçkin üniversitelerini okumuş. Oralarda 15-20 yıl bürokraside çalışmış. Özel sektörde çalışmış. Ülkelere dönmüş insanlar yani. Tek taş koymamışlar. Yani tek bir taş koymamışlar. Gırtlaklarına kadar yolsuzluklara batmışlar. Ve şimdi aileleriyle ve çaldıkları paralarla beraber ülkelerinden kaçıyorlar.
Ben Yeni Şafak'ın manşeti bugün Kıbrıs Rum kesimiyle temastaymış. Birleşik Arap Emirlikleri yani, Gani Kıbrıs Rum bir yurtseverden izin, ya da bir izin. Gerçek devlet adamından neyi beklersiniz? Ülkesinde kalıp halkına öncülük, önderlik, liderlik edip savaşmasını, mücadele etmesini beklersiniz. Şimdi efendim ben ülkemi selamet bu kadar yardımdan yararlan o zaman. İç savaş çıkmasın diye ülkemi terk ediyorum şeklindeki laflara bizim karnımız toktur. Yani o anlamda ABD'nin rahli-i tebrisinden geçmiş, ABD'nin onayından geçmiş, ABD'de önemli kurumlarda çalışmış insanların 20 yıldır ülkelerine ne kattıklarını da görüyoruz. Tek bir tuğla koymamışlar. Taş üstüne taş eklememişler ve Afganistan halkının, o mazlum, o yoksul, o mağdur halkın bütün birikimini almış, çalmış, götürmüşler. Şimdi o yüzden Eşref Gani'nin, efendim Dışişleri Bakanlığı'nın, Merkez Bankası Başkanı'nın, Maliye Bakanlığı, Eşref Gani de önceki hükümette Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'ndan geldi Cumhurbaşkanlığı'na. Bu lafları bana hiç samimi ve sahici de gelmiyor. Bir gün önce Afganistan'ı koruyacağız sonuna kadar demişti. Bir gün sonra işte Cumhurbaşkanı savunma toplantım var diye ayrılmış Cumhurbaşkanlığından, bir daha da geri dönmemiş. Ülkelerini korkakça, alçakça bunlar terk etmiş insanlar. Sonra da 10 yıl sonra birader Molla Abdulgani birader Molla Ömer'den sonra değil mi başa geldi. Siyasi lider olarak Afganistan'a geri dönüyor. Dini lider zaten Akunzade Afganistan'daydı ve Taliban üyeleri de yavaş yavaş geri geliyorlar ama şu anda görüşülecek kişi siyasi lider birader olarak biliniyor. İşte oradaki kritik soru da Ertez'in sorduğu, Taliban gerçekten iyi çocuk rolü mü oynuyor yoksa değişecek mi? Çünkü onu bekleyip göreceğiz. Bugünden biz kahin değiliz, kestiremeyiz onu. Yani Türkiye'de de Rusya ve Çin'le beraber ilişkilerin devam etmesi, Amerika Taliban'la görüşüyorsa, bütün ülkeler görüşüyorsa normaldir diyorsunuz siz de, öyle mi? Şimdi eğer Taliban bu kadar kısa süre içerisinde başkent Kabil'i ele geçirmişse ve şu anda ülkenin fiilen yönetimi Taliban'daysa, Türkiye kime muhatap alacaktır? Yani biz uzun süre Rusya ile aramıza çıktı. Uzun bir süre Mısır ile aramıza çıktı. Ama sonuç olarak biz kimin muhatap alacağı sorusunu sorarız değil mi? Eğer Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil'deki varlığı kalıcı hale gelirse, diğer devletler, komşu devletler, batılı büyük güçlü devletler, Avrupa Birliği ülkeleri, NATO ülkeleri Taliban'ı muhatap alırlarsa Türkiye'de kaçınılmaz olarak Taliban'ı muhatap alacaktır. Yani devlet yönetiminde uçlarda gezinilmez. Devlet yönetiminde sorunlar kişiselleştirilmez. Devlet yönetiminde meselelere duygusal bir perspektiften bakılmaz. O zaman Taliban tanınacak. Kaçınılmaz olarak, yani eğer Taliban varlığını pekiştirirse, başkent Kabil'de kadrolarını güçlendirirse, dünyanın diğer devletler tarafından da muhatap alınırsa, ki alınıyor, Türkiye'de kaçınılmaz olarak öznel tercihlerimizden, ideolojik yaklaşımlarımızdan bağımsız olarak mecburen Afganistan'da muhatap kim ise, egemen kim ise onunla oturup görüşecektir. Devlet yönetimi çünkü böyle yürür. Yani biz uzunca bir zaman Mısır Cumhurbaşkanı için ne dedik? Darbecisin dedik. Uşak düşürüldükten sonra Rusya hakkında neler dedik? Ama bakınız, hiç uzağa gitmeyelim. Suriye ile ilgili neler yaşandı son 10 yılda, 11 yılda? Alt düzeyde temaslar oldu, istihbarat düzeyinde temaslar oldu, asker düzeyde temaslar oldu. Mısır'la karşılıklı olarak telefon görüşmeleri başladı. İşte en son Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir güvenlik danışmanı geldi, Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Demek ki uzun bir süre bu küslük, bu dargınlık devam etmiyor uluslararası ilişkilerde. Öznel tercihlerimizden bağımsız, kaçınılmaz olarak duygusal, kişisel tepkileri bir kenara bırakıp muhataplarımıza görüşmek durumunda kalıyoruz. Afganistan'da da eğer Taliban bugünkü gücünü pekiştirir, diğer devletlerle müzakerelerine aylardır devam ettiği gibi devam eder ve onlar tarafından muhatap alınırsa, bizim Taliban'a olan bakışımız bağımsız olmak kaydıyla Türkiye'de oturur Taliban'la görüşür. Çünkü uluslararası işler böyle yürür. Peki. Şöyle bir soru da var. Bir konu, bir tartışma. Siyasete gireceğim oradaki tartışmaları da. Biden haftalık işte anket yapılıyor. Biden'a kamuoyu desteği. Bir haftada %7 gerilemiş kamuoyu desteği. Bu kaostan işte uçağa binen insanların, binmeye çalışan, tırmanan insanların görüntüsü, hayatını kaybedenler. Şu ana kadar Afganistan'da arkadaşlarım aktardı, 12 kişi ölmüş.
Havalimanında kaos, bu durumdan, bu tablodan Biden'ı sorumlu tutuyorlar. Çıkacaksın da böyle mi çıkmalıydın diyorlar ve Biden'ın kamuoyu desteği azalıyor. Başka bir şekilde mümkün değildi diyor Biden en son açıklamasında. Bir de o tarafta Amerika'ya çok ciddi yöneltilen ve Biden'a yöneltilen eleştiriler var. Belki o kapsamda bir şey söylemek istersiniz. Kamuoyu desteği varsa bu kadar insan niye ayrılıyor oradan? Bunun sadece Amerikan vatandaşı yok uçaklarda. Ciddi Afganlar, Afganistanlılar var. Türkiye'deki uçaklarda Afgan'ın, hani Gani hükümetinin yöneticileri var, bakanları var. Dolayısıyla ciddi de bir kaçış var. Destek varsa bu kaçış niye? Bir göç sorununu da beraberinde getiriyor bu. Tabii bir yandan da ülkeler bu yüzden tepkili. Ama ben bir daha şey hiç anlamıyorum yani. Hani ABD aslında kaçmamış, planlı ve bilinçli olarak çekilmiş. Yetki devri yapmış. Taliban'a gibi davranan analizler var ya böyle. Yani bir plan var. Acayip. Danışıklı dövüş var sanki aralarında. Danışıklı dövüş. ABD aslında Taliban'ı dehlediği Çin'in üstüne hani inanılmaz komplo teorileri. Şey, yani Rusya ile ve Çin'i onunla baş başa bıraktı. Değil mi? Evet. O aslında dönüşsün tekrar orası tekrar yani. Bataklığa dönüşsün içine. Rusya'yı ve Çin'i tekrar alsın. Aslında hepsi büyük bir plan. Amerika müthiş bir plan kuruyor. Yine Türkiye'yi kullanacak vesaire. Üzerinden böyle acayip felaket teorileri alıp yürüdü. Halbuki yani biraz yabancı, yani Amerikan televizyonlarını izlemek yeter. Yani mikrofonu eline alan her bakan Biden'a küfür ediyor. Evet, Biden'a çok. Ama bizdeki ekranlara çıkan uzmanlar nedense konuya çok daha hakimler, çok daha o gizli planları biliyorlar. Çok daha Amerika'nın orada acayip tasarımlarına vakıflar. Bu çok enteresan gerçekten. ABD'nin böyle adeta... Gerçek şu ki yani bir gerileme var. Bir gerileme var Amerika'nın. Yani bu ama herhalde tap noktası oldu. Yani ABD'nin o eski ABD olmadığı. Neydi Amerika Birleşik Devletleri? Yani yeni dünya düzeni. İşte baba George Bush'un ilan etti. Yani en sondan alalım. Daha öne gitmeyelim. Ha bu arada Bush'un 20 yıl önce yaptığına da büyük destek varmış. Hı hı. Afganistan'a giriş kararı. Amerika'da mı? Evet. Yani ama bir taraftan da dünyanın orasında burasında büyük maliyetli askeri operasyonları niye destekliyoruz? Yani Trump seçti bir dönem önce de aynı Amerikan halkı yani. Aynen öyle. O biraz... Kafası karışık Amerikan halkının bu konuda. Değişik ve... 4 ABD başkanı karışık. Arasında şu anda en büyük tepki Biden'a. Amerika Birleşik Devletleri eskisi gibi değil. Büyük bir güç gerilemesi yaşanıyor. Bunun aslında en önemli göstergesi Trump'tı. Ama bu şey oldu yani bir imza oldu bu noktada. Hani bu kadar apar topar mesela Irak'ta öyle çıkmadı. Irak'ta Amerika yani işgal etti, yıllarca kaldı. Ama bu şekilde çıkmamıştı. Yani çok berbat bir anayasa evet. Ve bir siyasi orada başka rejim, berbat, başka bir tasarım var. Kurdu ama evet. O şey için çalıştılar, ettiler uzun uzun onlarla nereye görüştüler. Girse çıkışı bir... Şiilerle yani. Görüştü, Sünnilerle görüştü. Yani tabii yani nereye girerseniz siz oranın altyapısını, gerçek dinamiklerini bilemeden yalap şap, üstün körü. Aman ben bir gideyim de hani peki falan size diyerek şey garip gelmiyor yaparsanız mu? Öyle olur. Irak'ta ondan sonra toparlanmadı. O toparlanamayış nasıl IŞİD'i ortaya çıkardı. Aynen, aynı şekilde Sovyet işgali sonrası destekler o medreselerde eğitim. Yani şuna da ben karşı mesela Taliban'ı ABD yarattı. O da doğru değil. Yani nasıl ki şu an bilinçli olarak Taliban'a yetki devri kendi yarattığı küçük çocuğuna bilinçli olarak yetki devri yaptığı iddiası yanlışsa Taliban hiç olmayacaktı da o Amerika değil yani Sovyet işgali koşulları ortaya çıkardı. Amerika sadece biraz demeyeyim dehledi ve evet başka akımların önünü kesti. Daha ılımlı akımların önünü kesti. Bize savaşacak adam lazım dedi. Diyenlerle beraber çünkü Sovyet işgaline karşı Pakistan'da bir savaş veriliyordu. Vardı tabii. Aynen ve yani Taliban'ı sıfırdan kalkıp ABD'nin yarattığı iddiası da çok saçma. İleri bir iddia. Biraz bu ve yani orada ABD üzerinden Taliban okuması yapmak yerine bundan sonra Çin ne yapacak? Yani Çin'le ilişkisi nasıl aslında? Biraz onun inceliklerine, detaylarına bakmakta daha fayda olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Mesela çok ilginç bir şey oluyor. Uygur Türkleri meselesine Taliban o Çin'in iç meselesidir. Evet, müdahale. Evet. Kendi ve üstelik Taliban bünyesinde çok fazla Uygur vesaire geçişler olmuş yani. İlk açıklamalarından onun içinde. Evet, olmasına rağmen
Çin diyor ki işte herhalde ilk devletlerden biriydi. Taliban yönetimi işte bir şekilde düzgün ele geçirdiğinde biz onu tanırız. Açıklaması yalanlamadı yapan, bu açıklamayı. Böyle bir hani böyle bir iddia ortaya atıldı ama Çin'den bir yalanlama gelmedi. Evet. Yani orada biraz o ilişkiye ağırlık vermekte fayda var. Tabii bu ABD açısından niye insanlar bakanları kendi partisinden insanlar bile Biden'a bu kadar yükleniyor? Obama döneminden beri ki belki daha da öncesinden aslında Çin'i kavrama, kuşatma, dengeleme, onun o artan ekonomik gücünü kısıtlama diyelim, yani gücünü denetleme açısından başlayan bir siyaset vardı. Afganistan'dan böyle apar topar çekilme, bu kaosla çekilme. Evet, kaosla çekilme ve orayı aslında Rusya'nın ve Çin'in inisiyatifine bırakma olarak da okunduğu için aslında insanlar, yani biraz Biden'a o yüzden de eleştiriler artar. Çünkü bu Çin'i çevreleme, hani ona, yani bu epeydir anlatılan bir şeydi. Epeydir pek çok hamlenin arka planı olarak gösterilen ve meşrulaştırıcısı olarak öne sürülen bir argümandı. Eğer bu doğruysa orayı nereye bırakıyorsun? Çin'e bırakıyorsun. Şekilde, kavgalı olduğun Çin'e. Bir eleştirel rüzgar, bir dalga da var ve puan kaybetmesi çok normal. Göçal, şimdi Çin'le ve Rusya'yla, daha çok Çin'le yakınlaşabilir Taliban. Böyle bir beklenti var. Dolayısıyla Rusya, Çin ne yapacak? Rusya'nın da ayağına basmaz. Sadece Çin'in değil, Rusya'nın da ayağına basmaz, İran'ın da ayağına basmaz. Evet, kimi dersler çıkarmıştır geçmişinde. Belli oluyor biraz değil mi? Sözcülerinin işte iletişim kurma tekniklerinden falan da belli artı oluyor. Onlarla dalaştığı dönemlerde açık bir ABD yardımı var idi. Şimdi bunlarla tekrar dalaşırsa açık bir ABD yardımı da söz konusu olmayacak. Onlardan gelecek yardım olmaz. Dolayısıyla ben Çin'in, Rusya'nın ve İran'ın nasırına basmayacağını düşünüyorum. Bir. İkincisi, az evvel Ali Bey'in de Nihal Hanım'la dikkat çektiği üzere ABD'nin gerileyişi yeni değil. Yani dünyaya sadece Washington'dan, Brüksel'den ve Londra'dan bakan bizim liberaller pek farkında değiller ama ABD 15 yıldır geriliyor. Yani ABD sadece Afganistan'da değil, Irak'ta da umduğunu bulamadı. Geldi, yaktı, yıktı, emperyalist bir şekilde işgal etti ama... Çin ne yapacak? ABD, Irak'ta da kafasındaki bir düzen tam kuramadı. İşte Suriye o kadar çullandı, bütün bölgesel müttefikleriyle çullandı ama Esad'ı deviremedi. İşte Kuzey Kore, İran'la tekrar anlaşmak zorunda kaldı. En büyük düşmanlarından biri dedi İran'la. Çin'in yükselmesini, dünyanın ikinci büyük ekonomik gücü olmasını, Rusya'yla yakınlaşmasını, sadece... Orta Asya'da, Avrasya'da değil, Orta Doğu'da, Latin Amerika'da nüfuzunu pekiştirmesini engelleyebildi mi? Hayır. BRICS ülkelerinin önüne geçebildi mi? Hayır. Şangay İşbirliği Örgütü'nün üye sayısının çoğaltmasının önüne geçebildi mi? Hayır. Kuşak ve yol projesinin önüne geçebildi mi? Hayır. Rusya'nın Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Suriye'de mevcut nüfuzunu daha da arttırmasını engelleyebildi mi? Hayır. Türkiye Rusya'ya yakınlaşmasının önüne geçebildi mi? Hayır. Yani ABD'nin gerileyişi son 3 haftanın işi değil. Son 15-16-20 yılın işi. Obama döneminde yani atılan tohumlar. Devlet kapasitesinde, hegemonya kabiliyetinde gözle görülür bir aşınma var işte. Bolivya'da evet iktidarı devirdi ama Venezuela'da o kadar çullandı, Maduro'yu deviremedi. Şimdi böylesi bir ABD varken karşımızda Afganistan'daki bu hezimetini çok şaşkınlıkla karşılamamak lazım. Ha. Ama şu açık, evet, ABD Sovyetler Birliği'nin son döneminde, Soğuk Savaş'ın son 10 yılında Pakistan'a da devreye sokarak Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Taliban'a büyük yatırım yaptı mı? Yaptı. Yeşil Kuşak ülkeleri kapsamında Afganistan, Pakistan, Türkiye ve İran var mıydı? Vardı. Soğuk Savaş'ın ömrünü ne yaptı? Kısalttı mı? Kızıl Ordu'nun batağa saplanması, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü daha erkene çekti mi? Evet. Ama karşımızda o ABD yok. Yani 2. Dünya Savaşı'nı izleyen süreçte dünya ekonomik hasılasının üretiminin kapasitesinin neredeyse %45-50'sini ABD yapıyordu. 2021 yılında ABD'nin toplam borcu, ABD'nin iktisadi büyüklüğünden
3-4 trilyon dolar daha fazla ve 2021 yılında ABD toplam dünya ekonomideki payı %20-24 arasında. Yani o ABD yok. Şimdi bu dünya varken biz Afganistan'a da, Türkiye'ye de, ABD'ye de, bölgemize de bu gerçeklerin ışığında bakmalıyız. O eski ezberler hep insanları hep ofsayta düşürüyor çünkü. Anladım. Siz diyorsunuz ki Taliban gerçeği vardı. Bu gerçek Amerika'nın desteğiyle büyüdü ama sadece Amerika'yla oluşmadı. Onun bir toplumsal tabanı var. Evet, yani, siz diyorsunuz. Toplumsal tabanı gerçekten var. Yani sıfır size olsa, bir şey yükseliyor. Sıfır olsa ABD ne kadar... Ama yeşil kuşak projesi, çok sözünüzü kestim, özür dilerim. Yeşil kuşak projesi üzerine temellendirilen siyasi argümanlar genellikle... yani binlerce yıllık İslam geleneği sanki ortada yokmuş, sanki onun toplumsal tabanı yokmuş ve salt olay siyasal tepeden inme bir operasyonmuş gibi kurgular ve düşünürler. Taliban'ın siyasi benim bir temeli de var. Barış Bey'in onu kastettiğini iddia etmiyorum ama yani hem gerek Türkiye'deki İslami akımların bunların için toplumsal tabanı olduğunu söylüyorum ben. İslami akımların yükselişi. Yani Taliban'ın bir karşılığı var diyorsun. Gerek siyasette gerek toplumsal mobilizasyondaki varlıklarını bu yeşil kuşak projesi şeklindeki o formülle, o reçeteyle hemen açıklayabildiğini iddia eden analizlere ben prim vermiyorum açıkçası. Yani bir ulus olmak, eğer, bir birlik olmak ne kadar önemliymiş. Toplumsal tabanı olmasaydı, %0 olsaydı, ABD dışarıdan ne kadar çullanırsa, ne kadar yüklenirse, ne kadar enjekte ederse etsin, iş buralara varmazdı. Ha demek ki bunun bir toplumsal tabanı var. Ve ABD de onu dışarıdan desteklemiş. Suudi Arabistan'ın parasını desteklemiş. Toplumsal tabana dahil olmayanlar da dünyaya mı dağılacak? Ağırlıklı Türkiye'ye mi gelecek hocam? Gidişat onu gösteriyor. Yani Suudi Arabistan'ı devreye sokarsanız, Pakistan'ı devreye sokarsanız. Bunca insan kaçıyor da onu anlamaya çalışıyorum. Toplumsal tabanın neden var? Bir, hani onu da çok kısa bir şekilde yani aslında Barış Bey anlattı. Yani görüyorsunuz işte genelde dostuma verilen paraların nasıl saraya, nasıl şahşaya, tantanaya dönüştüğünü, o işlere harcandığını Taliban askerleri girince gördük. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ondan öncesi baktığımız bir dünya değil. Yani sürekli gündemimizde olan bir yer değil. Yolsuzluk gelen tekrar o kadar artıyor ve ABD'nin oradaki varlığı, oradaki o eşitliğe benzeyen, bakın eşitlikçi bir şey zaten olmaz. Gelir adaleti diye bir şey zaten o kadar az gelişmiş bir ülkede zaten şıkmışı olabilecek bir şey değildir ama ona benzeyen şeylerin geliştirilmesinde bile o kadar geriye düşmüş, o kadar başarısızlık söz konusu ki Taliban tekrar yükseliyor. Yani yine bunlar da kafasında bir düzen anlayışı var. Peki. Mantığıyla bence o toplumsal tabanı. Afgan hükümetine bağlı birliklere hani bırakınız günlük beslenmelerini 3 kuruş para dahi verilemiyor. Yani ABD'yi o bağlamda yıkılmaz, yanılmaz, yenilmez zannetmek günümüzün hakikaten en bariz cehaletidir bence. Anladım. Amerika yenilmez değil. Zaten 20 yıl sonraki tablodan da ne olduğunu görüyoruz. Hani 3000 ABD askeri öldü bu arada yani. Hani evet. Eğer bu iş ABD'nin Afgan Taliban'a yaptığı bir yetki devri ise başından beri birlikte çalışıyorlarsa aralarındaki ilişki aslında hiç sekteye uğramadıysa ki çok fazla gördüğüm bir komplo teorisi bu gerçekten. O zaman o 3000 ABD askeri nereye öldü? Neden öldü yani? 1 trilyon doları nereye harcadı ki acaba? Tabii canım. Ortada asker yok. Ki o da bayağı tenzilatlı bir bütçe. Peki yani şimdi Çin ne yapacak ki? Amerika'dan farklı bir şey mi yapacak gibi bir sorun var. Bir giriş yapalım Ali Bey, sonra sizinle devam ederiz. Kusura bakmayın, biraz sizi orada yalnız bıraktım. Rica ederim, ben arkadaşlarımı keyifle dinliyorum. Ben de anlamaya çalışıyorum. Yani bir ülkenin önce Amerika geldi, 20 yıl bir şey yapmamış, büyük bir göç var. Şimdi Çin mi gelecek yani? Birileri sürekli gelip bir şeyler yapıp gidecek ve hep daha kötü bir tabloyla büyük bir coğrafya için büyük bir riskle karşı karşıya mı kalınacak? Anlamaya çalışıyorum. Bu sorunuzun yanıtı çok net yani. Taliban Rusya'ya karşı, Sovyetlere karşı ve Amerika'ya karşı antemperyal bir mücadele vermiş olan bu yapı ve bu şekilde zaten kamuoyunun desteğini almış olan bir yapı, Çin'in aynı numarayı yapmasına izin vermeyecektir. Böyle bir şey olmaz. Ama yani Çin'in Taliban'la ilişkilerini düzgün tutarak diğer oradaki bölgedeki stratejik hedeflerine ulaşmak için bir atlama taşı olarak Afganistan'ı kullanmayı niyetlenmesi gayet mantıklıdır yani.
Bu araya mı girmek istiyorsunuz? Şimdi kısa mı keseyim, ne yapayım? Yok, biz sizi, biz sizin sesinizi stüdyoya vermeye çalışıyoruz. Birazdan araya gideceğim ama devam ediyorum, kesmedim henüz. Pekala. Sesinizi aşırmaya çalıştım. Metodik. Duyalım rahat rahat. Devam edebilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi bir iki şeyi belki düzeltmekte yarar var. Bu Afganistan'dan kaçıp Afganistan'ı terk edip gelen uçakla gelen zat-ı muhteremler, tırnak içinde, bunlar işbirlikçileri Amerikalıların ve de onlar kamuoyunu temsil etmiyorlar. Öbür taraftan İran üzerinden Türkiye'ye kaçıp gelenlerin oranı ise Afganistan nüfusununla kıyaslandığı zaman çok komik, düşük bir rakam. Bu yüzden buna bakarak, yani Afganistan'da Taliban'ın kamu desteğinden yoksun, halk desteğinden yoksun olduğunu iddia etmek pek bir erken şey olur. Yorum olur. O yüzden yorum olur. Ona dikkat etmek lazım. İkinci arz etmek istediğim husus. İkinciyi de reklam sonrası söyler misiniz? Rica etsem, beni kırmazsanız. Tabii. Rica ederim. Kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz. İkinciyi unutmayacağım. Devam ediyoruz Habertürk'te Para Gündeme. Ne konuşuyoruz bugün, neyi konuşuyoruz, konuklarımızla neyi tartışıyoruz? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı TV24'te. Taliban yöneticilerini kabul edebiliriz demiştik, tavrımızı koruyoruz dedi. Askerlerimiz güvenliğe katkı yapıyor. Niyetimiz Afganistan konusunda hala baki vurgusu yaptı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde böyle bir görüşme gerçekleşebilir mi? Bu konuşuluyor. Taliban'la zaten temaslarında devam ettiğini anlıyoruz. Kabine toplantısı var bugün. Konu yine gündeme gelecek. Eğitim konusu da yine gündemde olacak. Farklı tartışmalar, muhalefetin tepkisi var ve son gelen, son dakika gelişmesi. Afganistan'dan tahliye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Son iki günde 64 uçuş yapıldı diyor Milli Savunma Bakanı. Detaylar, açıklamanın ayrıntıları Esra Nehir'de. Esra'yı dinleyeceğiz şimdi, önce girişte Esra. Ebru Baki, tüm dünyanın gözü kulağı Afganistan'da ve özellikle Kabil'deki havalimanındaki gelişmelerde. Bu gelişmelere yönelik hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sorular yönelttik. Hemen bu aldığımız yanıtları aktaralım. Türk vatandaşlarının bölgedeki tahliyeleri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da 1500'ün üzerinde Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Her birine koordinasyon ve destek merkezimiz aracılığıyla tek tek ulaşıyoruz. Bölgede kalmak isteyenler olduğu gibi gelmek isteyenler de olduğunu söyledi. Dün de aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tahliye operasyonlarıyla yurda getirilen Türk vatandaşı sayısını açıklamıştı. 552 idi. 1500 Türk vatandaşından 552'sinin Türkiye'ye getirildiğini, Afganistan'dan çıkarıldığını ifade edebiliriz. Türkiye aynı zamanda başka ülkelerden gelen yardım taleplerine de cevap veriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk makamları da başvurular oluyor. Bu başvurulara da yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi. Taliban'ın yönetime gelmesi sonrası Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin, Taliban'ın kuracağı yeni hükümeti tanıyacak mı Türkiye? Bu soruyu da yönelttik. Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım dedi Çavuşoğlu. Tutum ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Cuma günü de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Bu konunun orada da görüşüleceğini ifade etti. Uluslararası toplumla birlikte hareket etmemiz gerekiyor mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bir anlaşma yaptığı iddiası vardı. Özellikle muhalefet tarafından sıkça dile getiriliyordu. Dün de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği bu iddiayı yalanlamıştı. Çavuşoğlu da yine bu iddialara yönelik bir açıklama yaptı. Ve böyle bir anlaşma olmadı, böyle bir teklif de hiç gelmedi, gelse de kabul etmeyiz ifadesini kullandı. Peki NATO ve Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilecek, tekrar bir geri dönüş söz konusu olur mu sorusuna ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kararlı destek misyonu ile NATO'nun misyonu bölgede tamamlandı, sona erdi ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da özellikle bölgedeki Türk askerinin güvenliğiyle ilgili açıklamaları vardı. Bunu da hemen aktaralım. Kabil Havalimanı'nda ve oradaki Mehmetçiğin durumuyla ilgili 648 Mehmetçik orada görev yapıyor. Şu ana kadar havaalanında herhangi bir saldırı, taciz ya da müdahalenin söz konusu olmadığını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki diğer unsurlarla birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda havalimanında uçakların güvenli bir şekilde inip kalkmaya başladığını ve son iki günde 64 uçuş yapıldığını ifade etti Hulusi Akar. Bunun yanı sıra Mehmetçiğin güvenliğiyle ilgili de önemli mesajları vardı. Durum her an değişebilir düşüncesiyle yakından hassasiyet ve büyük bir dikkatle bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz dedi. Herhangi bir farklı gelişme olması ya da böyle bir gelişmeyi sezmemiz durumunda ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız dedi. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da mesajları böyleydi diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım. Esraniye'ye teşekkür ediyorum. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Soruları yanıtladı iki bakan. Dışişleri Bakanı Esraniye'yi aktardı. 1500'den fazla Türk vatandaşı var Afganistan'da. Tek tek hepsine ulaşıyoruz. Gelmek isteyen de var, kalmak isteyen de dedi. Türkiye Afganistan'ın yeni hükümetini tanıyacak mı? Soru bu. Taliban'la temaslar noktasında da. Şimdi Dışişleri Bakanı diyor ki önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Tutum ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Mesela NATO'da Dışişleri Bakanları toplantısı olacak Cuma günü. Uluslararası toplumla birlikte hareket etmemiz lazım diyor. Dolayısıyla ayrı bir tavır takınılmayacağını söylüyor Dışişleri Bakanı. Amerika ile anlaşma iddiası, böyle bir anlaşma kesinlikle yok diyor. Muhalefet bu iddialarını dün de biliyorsunuz sürdürmüştü. Hatta CHP Genel Merkezi'nde sınır namustur, hudut namustur pankartları asılmıştı. Dolayısıyla gelse bile böyle bir teklif biz kabul etmeyiz diyor Dışişleri Bakanı. NATO Afganistan'a yeniden döner mi? Bölgeye kararlı destek misyonu, NATO misyonu fiilen bitti ifadesini kullanıyor. Bu noktada bir kesinlik var. Tekrar dönebileceği noktasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu misyon bitti açıklamasında yine kayda geçirelim. Hulusi Akar'da Milli Savunma Bakanı da Kabil Havalimanı'nın güvenliği şu ana kadar havalimanına yönelik bir saldırı, taciz, müdahale söz konusu değil diyor. Son iki günde 64 uçuş yapıldığını söylüyor. Afganistan'dan biliyorsunuz ayrılışlar ve tahliye süreci devam ederken 64 uçuş yapılmış. Türk askeri de burada güvenliğin sağlanması ve uçuşların yapılması noktasında önemli görev üstleniyor Amerika ile. Mehmetçiğin güvenliği noktasında da herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız diyor. Bu planlar ne olabilir? Dolayısıyla yani şu anda bir sakinlik var. Durum kontrol altında ama her an her şey değişebilir. Bunun da farkındayız açıklaması yapmıştı Milli Savunma Bakanı. Demek ki ellerinde başka planlar, B planları da söz konusu herhangi bir duruma karşılık. Nihal Bengüsü Karaca Habertürk yazarı, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Toster, iletişim uzmanı yazar Ali Saydam'la birlikteyiz. Ali Bey sizde kalmıştık. Madem Taliban bir karşılık buluyor, bu göç, bu kaçış, bu tepki niye diye sormuştuk. Bu konu gündeme gelmişti. Bu göç Afganistan nüfusuna bakıldığında çok büyük bir oranda değil dediniz. Sonra iki dediniz, ikide kaldınız. Buyurun. Unutmayın. Eyvallah. Vallahi bravo Ebru Hanım. Tebrik ederim. Şimdi iki, şundan söz edecektim. Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekilirken bir ihale açtı. Dünyadaki bütün halkla ilişkiler ajanslarının katılımına da sundu. İhalenin konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekilişinin bir başarısızlık unsuru veya bir mağlubiyet unsuru değil, bir stratejik çekilme ve gene Irak'ın özgürlük, barış, demokrasi yolunda kendi başına ilerlemelerini destekleyecek bir hareket olarak algılanmasını istediklerini, briefini verdiler ve bu brief karşılığında bir kampanya istediler ve bu kampanyanın da müemmen bedeli, açık eksiltmeyle girdiler ve hemen bedel olarak da $300 milyon sürede 6 ay. 6 aylık süre için $300 milyon para harcadılar. Bunu hangi ajansın kazandığını falan şu anda söylemeyin. Çok net bunlar var. Bir de tabii ki internet ortamında Google'a girip baktığınız zaman Amerikan istihbarat
servislerinin kamu diplomasisi ve halkla işgal çalışmaları için bu ülkelerde ne kadar para harcadıkları da net olarak yazılıyor. Amerikalıların da böyle bir durumu vardır yani. Hem böyle her şeyi yaparlar ve yaptıklarını da açıkça bir de gösterirler. Şimdi bu gene bir başka ünlü bir laftan söz edeceğim. Sayın Korman'dan duyduğum bir laf. Diyor ki gece kurtla beraber sürüye saldırıp ertesi gün çobanla beraber yas tutar bunlar diyor. Şimdi bu durumda bu durumun gayet iktidarla anlatılması için böyle bir ihale açıldı. Ve o ihale çok başarılı bir şekilde yönetildi. Ve Amerikan halkın nezdinde ki Amerika için kritik olan odur. İşte bu %7 sordunuz ya, çok mühimdir o. %7 düşüş çok ciddi bir düşüştür Amerikan başkanı için. Çok. O dönemde bu son derece başarılı. En çok eleştirilen Bush'a destek var, düşünün. 300 milyon dolar harcanarak bu algı yönetildi. Ve Amerika'nın Irak'tan çekilişi aynen şeyden olduğu gibi, Afganistan'dan olduğu gibi olmasına rağmen algılama öyle olmadı. Çünkü işte kahramanca savaştılar, işte düzeni tesis ettiler falan, her şey tamam, görev tamamlandı, mission completed dediler ve öyle çekildiler. Algısı yaratıldı. Amerikan halkı da mağlubiyete hiç tahammül edemez. Oysa bunu yapamadılar Afganistan'da. Neden? Şimdi yenilgi olarak da, görüldü. Evet. Neden bunu yapamadılar? Yapacaklar da aynı şeyi. Gene baktığınız zaman internette görüyorsunuz burada paralar nasıl harcanıyor. Orada yapamadılar çünkü Biden bunun nedenini de söyledi. Dedi ki tahminimizden çok hızlı bunlar teslim oldu. Takır 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 hepsi beyaz bayrağı çekip silahları bırakıp Taliban bile oldular. Şaşırdığınız ifade ediyor ya. Taliban bile şaşırdı. Birader evet yani, liderleri. Eyvallah. Şimdi bunun nedeni bu. Yani Amerika'nın şu anda halkının bunu yenilgi olarak algılıyor olmasının nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun iletişimini doğru dürüst yönetememelerinden kaynaklanıyor. Ve bu görüntüler tabii. Yoksa Irak'ta yedirdikleri gibi burada da yedirmeye çalışacaklardı. Aynı gerekçelerle. Yani artık Afganistan halkının kendi kaderine tayin hakkı vardır bilmem ne falan diye yutturacaklardı. Ama olmadı. Çünkü o ödleri kopan şeyler, işbirlikçiler teslim olup tüydüler ve de silahları da bırakıp Amerikalıların kendilerine verdikleri silahları da teslim ederek kaçtılar. Şimdi gelelim şeye. Bu Türkiye'deki siyasi tartışmalarda bu belli bir edep düzgün duruşun sergilenmemesi çok yazık oluyor. Şimdi bakın, demin sizin muhabir arkadaşınız söyledi, lafın arasına karıştı. Ben yanlış duymadıysam Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği de böyle bir Biden'la Cumhurbaşkanı arasında bir... Son dakika gelişmesiydi. Dün verdiğimiz bir gelişme. ABD Ankara Büyükelçiliği yalanladı. Yalanladı. Evet. Bakın, Amerika Büyükelçiliği diyor ki böyle bir şey olmadı. Efendim Çavuşoğlu diyor ki böyle bir şey olmadı. Cumhurbaşkanı diyor ki yok böyle bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu hala kalkıyor diyor ki aralarında anlaştılar. Tercümanın bu kadar başınıza taş düşsün diyerek tepkisini dile getiriyor. Dışişleri niye yoktu diye. Ben varım o diyor Cumhurbaşkanı. Dışişleri neyse, Bakanı bana var diyor. Hala iddia ediyor böyle bir zımni ve böyle bir gizli anlaşma. Buradan yola çıkıyorlar. Borrell'in açıklaması. Neden? Onun öncesinde de Amerika dedi ya, Türkiye'ye gelin oradan biz sizi alacağız. İşte Türkiye'yi böyle bir durma yeri, konaklama yeri falan gibi gösterdiler. Oradan başladı tartışma. Türkiye'nin de bu konuda çok net açıklamaları var. Evet. Cumhurbaşkanı hemen açıklamaları var. Her koldan yalanlanıyor. Türkiye yol geçen an değildir diye vesaire. Şimdi bu böyle olmasına rağmen şimdi şunu demek istiyorum. Üzücü olan muhalefet açısından şu, inanırlığınızı kaybediyorsunuz böyle durumlarda. Yani işte Libya'da ne işimiz var diyorsunuz, sonra birdenbire unutuluyor. Libya konuşmuyor artık. Efendim Doğu Akdeniz'de işte biz eksen mi değiştiriyoruz, ne oluyor, hop bir dakika. İşte Fransız donanma gönderiyor, bilmem ne yapıyor, biz Doğu Akdeniz'de işte ne yapıyoruz. Efendim Azerbaycan'da ne işimiz var, Suriye bataklığında ne işimiz var deyip sonra bunların ile ilgili birdenbire geri adım atılıyor ve hakikaten bu siyasi argümentasyon bir anda kendilerinin aleyhine dönüşmeye başlıyor. Şimdi aynı şey Afganistan'la ilgili olmak üzere. Biraz daha serin kanlı ve itidalle bakmak, demin hocamın çizdiği uluslararası ilişkiler ve de diplomasi
dilinin gerekleri çerçevesinde olaya yaklaşmakta yarar var. Türkiye, Afganistan'da olan bitenle böyle hiç beni ilgilendirmiyor diye kenara çekip duramaz. Tekrar arz ediyorum, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nde sınırları Afganistan'a dayanmıştır. Afganistan'ın iç meseleleri olarak sadece bırakıp çekilemez Türkiye. Eğer orada mevcudiyeti diğer ülkelerle de irtibat halinde Türkiye'nin bir şekilde, tabii ki her aşamada söylüyorlar, muharip birlikler değildir bunlar, güç meseleleri de harp etmek değildir diye. Bu bağlamda Türkiye dış politikası açısından ve aile menfaatleri açısından orada bir mevcudiyetini sürdürme ve Afganistan devletinin yeniden inşası sırasında orada bulunma ve bir etki alanı oluşturma hakkına ve a priori yani kendiliğinden gelen bir duruma sahipse bunu değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim Evrancığım. Teşekkür ederim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarında biraz daha temkinli, mesafeli temas havası hissettiniz mi? Çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım diyor. Bütün tabii uluslararası ki toplumla, kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Onlardan ayrı bir adım atmıyoruz diyor. NATO Dışişleri Bakanlığı bakanları toplantısına Cuma günü işaret ediyor. Bunun öncesinde de demişti ki Dışişleri Bakanı, Amerika konuşuyor, biz de konuşacağız. Yani biz konuşunca mı sorun oluyor? Bir de şunu vurgulamıştı. Afganistan'ın kendi içinde bir müzakere için mesela Doktor Abdullah, Karzai, Hikmet Yar gibi isimlerin de içinde olduğu bir komisyon oluşturuldu. Taliban'la bu komisyonda bir barışçıl ortam yaratılması için görüşüyor demişti Dışişleri Bakanı. 648 Türk askerinin Afganistan'da olduğunu söylemişti. Şimdi bütün bu açıklamalar evet, biraz daha uluslararası kuruluşlarla ve dünya ile birlikte adım atıldığını gösteren, daha mesafeli temas, temkinli bir havayı içeren açıklamalar aynen, mı aynen acaba? Aynen katılıyorum teşhisine. Peki. Siz nasıl buldunuz Dışişleri Bakanı? 1500 Türk var dedi. Kimisi gelmek istiyor, bazıları kalmak istiyor, tek tek görüşüyoruz ifadesinde kullandı. Bir yandan da tabii tahliye süreci devam ediyor. 64 uçak kalktı dedi Milli Savunma Bakanı. Bu uçakların kalkışında ABD ve Türk askeri birlikte Kabil Havalimanı'nda. Fakat şöyle de bir açıklama var, onu da aktarayım. Yorumunuza eşlik eder diye düşünüyorum. Şu anda ajanslara düştü. Reuters verdi bu haberi. Bir Taliban yetkilisinin açıklaması bu. Diyor ki Reuters'a konuşurken, Afganistan'da demokratik bir sistem olmayacak. Bu net. Ülkemizde bunun bir tabanı yok. Afganistan'da ne tür bir siyasal sistem uygulayacağımızı tartışmayacağız. Çünkü bu açık şeriat diyor. Bu da belki sizin yorumlarınıza eşlik eder. Bir yandan da bir de sanırım uluslararası toplumla beraber hareket etme vurgusu önemli. Ama muhalefet dahil Türkiye'de programın başında katıldığım saat diliminde bahsettiğim sosyal medyadaki tepkiler vesaireler, işte böyle Taliban'ı gösterip AK Parti'yle özdeşleştirip Türkiye'de yaşanıyormuş gibi, evet olay orada burada yaşanıyormuş gibi kendisine yeni böyle hedefler, yeni karşıtlar, kendi karşıtını yeniden tanımlama histerisine sebep olan şeylerden biri bahsettiğiniz açıklamalar Bora. Ya siz güzel yapıyorsunuz bu işi vesaire hikayeleri. Büyük görev düşüyor. Veya işte kendi 51. eyaleti gibi Türkiye'yi adres gösterip ABD'nin ya vizeleri de oradan alın filan gibi bir siz yönlendirme yapması. Siz oraya bir gidin, biz bakacağız size. Evet. Deyip Türkiye'yi işaret bunlar etmiş. Ama öte yandan bir de Avusturya. Taliban'ın, Türkiye'nin inancıyla Taliban'ın arasında pek bir fark yok diyen, o cümleyi de unutmayalım. Yani sinir uçlarına temas eden, ki geçen katıldığım yayınızda da bu açıklamayı yanlış bulduğumu beyan etmiştim. Çünkü bunlar sinir uçlarını tahrip eden ve Türkiye'nin Afganistan'da Taliban ya da başka hangi ve nasıl yani bir yönetim biçimi teberrüz ediyorsa olsun onunla Türkiye'nin çıkarını koruyan sağlıklı, soğukkanlı vesaire
bir yani sağlıklı bir ilişki kurma zeminini baltalayan şeyler. Çünkü sinir uçları elektriklendiği zaman sizin alacağınız tutum çok doğru bile olsa onun kendi uğrayacağınız zarar da büyüyebilir. Evet, iç siyasette sizi yıpratmayacağını, size bunun geri dönüşünün nasıl olacağını baştan şey yapamıyorsunuz, yani onu belirleyemiyorsunuz. O kapı bir kere açılıyor ve başka yerlere gidiyor. Ama hani ben Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadelerinde ve burada konuşulanlara çok ters bir şey de görmüyorum. Yani temkinli, mesafeli durumu görmek isteyen. Herkes, yani pek çok yer ne olduğuna bakmaksızın Taliban'ın suçlarını ve korkunç eylemlerini örtbas etme pahasına bazen o iletişimi kuracaklar. Şimdi olaya buradan bakıldığında, yani o diplomatik ilişkileri, eğer çıkarları varsa, eğer o ilişkiyi kurmakta koruyabildikleri bir milli çıkar görüyorlarsa, o etkileşimi sağlayacaklar. Durum böyleyken hani Türkiye o şeyin dışında kalmak istemiyor. O hattın dışında kalmak istememesi de gayet doğal. Doğru. Nasıl açıklayacaksınız? Yani sen neye dayanarak biz Türkiye'yi asla sen hiçbir diplomatik temas kurma diyeceğiz? İşte kadınlara kötü davranıyorlar. Evet, ama bu dünyanın bir problemi. Yani orada kadınlara korkunç şekilde davranışlar sergilendi geçmişte. Bunlar tekrarlanırsa bu aslında dünyanın problemi. Bu neden Türkiye'nin sorumluluğu oluyor? Çünkü sen de İslamcı geçmişi olan bir iktidarsın. Bu mu deniliyor? Yani eğer bu deniliyorsa bu çok hani ad hominem hep denilen. Hep çok da farkımız yok açıklamasına vurgu yapılıyor. Aynen. Yani farkımız yok açıklamasını. Bütün tartışmalar buraya farkımız yok açıklamasını yanlış bulduğumu zaten o nedenle ifade ettim. Yani zaten siyasette çok fazla ad hominem yaklaşım var. Çünkü senin geçmişin, çünkü senin geldiğin gelenek, çünkü senin siyasi tarzın, işte İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, hakeza Ayasofya'nın vesaire, bunların nasıl tartışmalara sebep olduğunu hatırlıyoruz. Ve hatta bizim yani Suriye gibi bir konuyu kucağımızda bulduğumuzdan sonra yaptığımız, attığımız her adımda Batı biliyorsunuz kendi bünyesinden bölgeye gitmek için, DAEŞ'e katılmak için kendi, yani Fransız vatandaşı adam kendisi engellemiyor çünkü çıkmasını istiyor ülkesinden, göndermek istiyor. Sonra Türkiye'yi şununla suçlayabiliyordu. Hatırlayın 2015'i, 2016'yı, 2014'ü hatta hatırlayın yani. Diyordu ki siz yabancı terörist savaşçıların geçişine izin veriyorsunuz. Hı-hı. Çünkü sizin aslında hani o İslamcı geçmiş, siyasal İslamcı veya işte dindar, Müslüman diyecektir kendisine, AK Partililere sorduğumuzda kendini böyle tanımlayacaklardır. Ama hani bu uluslararası ilişkilerde başka bir şekilde mâkes buluyor ve kendi tarzı siyasetinizden dolayı mı yoksa siz bu yabancı terörist savaşçıların geçişine izin verdiğiniz şeklinde bir ithama ve bir karalamaya dönüşebiliyordu. Dolayısıyla evet, bu olabiliyor. Türkiye'nin hassas davranması belki değil, net bir biçimde gerekiyor. Ben ilk bölümdeki kadınlarla ilgili mesajlarında, çağrılarında Türkiye net olmalı ve bu konuda Afgan halkını, Afgan kadınlarını rahatlatan, onların hak taleplerinin yanında duran bir çizgi izlemeli şeklindeki sözlerimi biraz da bu yüzden sarf ettim. Siz böyle yapmazsanız, çünkü bu iş o İbranice şarkıları yapanlara kalır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu iş işte ya onlar kadınlara zaten kötü davranıyorlar. Çünkü aslında inançlarının gereği bu. Aa, burada da inancımız arasında çok fark yok diyen bir parti lideri var ve o şu an Cumhurbaşkanı. İşler böyle takır 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 domino taşı tetiklenmesiyle böyle garip hevlalara, garip varsayımlara gidebiliyor. Ben iki gündür izlediğimde sosyal medyayı bunu görebiliyorum. O anlamda bir Afgan yönetmen vardı. Tek Afganistanlı kadın yönetmen. Karimi ya da Kerimi. Karimi diye hatırlıyorum. O Türkiye'ye, Türk büyükelçiliğine, yani Türk yetkililere, Türkiye yetkililerine sığınarak Türkiye'ye getirilmiş. Hı hı. O konuda tebrik etmek lazım hükümeti. Türkiye Ukrayna'ya bir ülkeye daha çünkü teşekkür onun var. O panik ve korku halinde kaçarken yaptığı öz çekim gerçekten çok etkileyiciydi ve pek çok insanı endişelendirmişti. Konuştuğum yere geri dönersek, Türkiye'nin diğer ülkelere, herhangi bir batılı liberal demokrasiye göre daha temkinli davranması gerektiği doğru.
Ama Türkiye'ye sen hiç iletişim kurma, hiç temas kurma. Hayır hayır, senin hani tarihin ve coğrafyandaki tutumun işte falan bunlar senin üzerinde yani seni itham edilmeye çok yakın bir çizgide tutuyor şeklinde bir zorlamaya dönüştürülemez Türkiye'ye karşı. Bu ad hominem bir yaklaşım olur. Yani bir yeri, bir partiyi, bir kişiyi, bir kurumu kimliği dolayısıyla, inançları dolayısıyla mahkum eden, itham eden, yargılayan, infaz eden bir yaklaşıma dönüşür. Şimdi Türkiye'ye böyle deme şansı yok kimsenin. Ama Türkiye'nin de temkinli olması ve insan haklarına, kadın haklarına dikkat çeken mesajlar vermesi gerektiğini bu ilişkide ben doğru buluyorum. Yani gerek yani oradaki, çünkü oradaki atmosferin bir şekilde rahatlatılması lazım. Taliban'ın da aslında yeni kurmayı düşündüğü sistem daha etkileşime açık bir sistem kurmaya ihtiyacı var. Anladım. Yani istenen şey değil yani, hani verilecek mesaj. Yani kadınlarınızı kadınları vurmayın, öldürmeyin, kötü muamele yapmayın. Bu yani. Bu açıklamalara karşı da bu dünyanın sorunu diyorsunuz. Evet. Bir kısa ek yapabilir miyim ya? Küresel ısınma gibi bir şey aslında bu. Çünkü göçe neden oluyor. Evet, küresel göçe ısınma. Neden oluyor. Göç global bir krizi tetikliyor. Yani burada kalmıyor. Yani eğer kalsın derseniz de işte Türkiye'nin bugün uğradığı ithamlara, muhalefetin bugün iktidara yaptığı ithamlarla sonuçlanıyor süreç. Peki. Bu aslında bu göç dalgası tıpkı iklim değişikliği gibi düşünmesi gereken bir şey. Dedi ki müthiş bir göç dalgası, yani Taliban'ın toplumda karşılığı var mı derken, o zaman niye insanlar kaçıyor? Ama nüfus çok yoğun. Yani, dediğimde bu hani bu nüfusa bakıldığında nüfus çok büyük bir yoğun. Kesim değil dedi. Bize siz çok, aynı görüşte misiniz? Bize çok bilmiyorum oranları. Yani karşıda olan... Yani büyük ya bir göç bunları, dalgasıyla karşı bunları, karşıya değiliz. Bunları sağlıklı değerlendirilebilecek sistemler, mekanizmalar yok orada yani. Anladım. Hani muhalif var mı? Geliyorum, geliyorum, hemen geliyorum. Taliban'ın muhalifi misiniz sorusuna düzgün yanıt verecek. Ya da işte sizde karşılık buluyor mu Taliban dendiğinde bunu açık yüreklikle hayır, bende aslında hiçbir karşılık bulmuyor şeklinde görüş beğendirebilecek ve bunları sayılara, oranlara, rakamlara dönüştürebilecek bir mekanizma yok. Orada şunlara bakılıyor. Yani Taliban kimleri karşısına alıyor? Mesela Hazara Şiilerini. Hmm. Ha, demek ki onlar kendilerini tehdit altında hissediyor. Gelenler arasında Hazara Şiisi ne kadar? Yani mevzular bunlara bakılarak, etnik kimliklere, işte Peştun mesela, Taliban Peştun ve diğerlerine hoş bakmadığı da biliniyor yani. Hani Peştunları arkaladığı ya da tabiri caizse onlarla beraber, yani aynı zamanda kabile yönü, aşiret yönü bulunan bir hareket olduğu biliniyor. Bu perspektiften bakıldığında ne kadar karşıda var oransal, rakamsal olarak belli olabilir mi? Sağlıklı bir biçimde rakamlar ortaya çıkar mı? Belki çıkıyordur, belki ben bilmiyorumdur. Peki. Ali Bey bir şey söyleyecektiniz, buyurun. Çok kısa bir ek hocamdan izin isteyerek ifade etmeye çalışayım. Şimdi bir vicdani bir açıdan da meseleye bakmakta yarar var. Yani dinime söven Müslüman olsa diye bir laf vardır bizde. Şimdi bu kadınlar konusunda İslam'ın tutumunu eleştirmeye bazı İslami inançların diyelim. Çünkü İran da bunun içinde bir örnek. İran'ı da baskı altına almak gibi bir mesele tartışılmıyor bugün. Şimdi burada kimse baskı altına almaktan bahsetmiyor zaten Ali Bey. Mesaj vermek, çağrı yapmak, Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgisinin netliğini ortaya koymak anlamında söyledim ben onu. Yoksa peki, Taliban üzerinde baskı kurmak yani elbette onu ben hatırlatacaktım. Şey Ali Saygam söylemişti. Evet, yani böyle bir yani Taliban üzerinde işte, baskı kurmanız imkansız. Yapacaksa yapacak. Dedim. Dediniz, bunu demin ifade ettim. Baskı kurmanın imkansız olacağını, çünkü fıtratı ne deyine falan, aynen, hatırlarsanız. Bunun için dedim.
Taliban üyeleri de açıklama yapıp duruyor işte, demokrasi falan yok, şeriat. Taliban üzerinde baskı kurmaktan söz edildi, onun için bunu ifade etmiştim. Baskı kurulamayacağını da söylemiştim. Hayır, orada kalması bizden... acaba bir etki yaratır mı? Hani göçü engeller biraz daha Taliban üzerinde bir etki yaratır mı anlamında sorunun hiç üzerine. Hiçbir etki yaratmaz. İran'da nasıl yaratmadı dedim. Çünkü inanç üzerinde baskıyla bir etki yaratamazsınız. Değiştiremezsiniz. Ve de yani bir mesele düşünce sistematiğiyle ilgili bir şey değil bu. Maddi dünyayla ilgili değil. İnanç dediğiniz zaman orada bitiyor mesele. Tartışılamaz zaten. Bir de etki de yaratılamaz yani insanların inançlarıyla ilgili. Şimdi çok şey fazla ajanslara da konuşuyorlar şu ara. Milosevic alçağı yüzünden ve de Hitler nedeniyle ve de Mormonlar nedeniyle Hristiyanlık alemini suçlamak kimsenin aklına gelmiyor değil mi? Bir örnek daha verelim. Orta Çağ'da yüzlerce yıl boyunca kadınların şeytan diye ve de ruhunu şeytana satmış diye yakılmasını da bir kenara koyalım. Bu nedenle de kalkıp Hristiyan aleminde kadınlarla ilgili bu hani net olarak bunların inanç sistemi içinde kadın cennetten kovulmanın sebebi olarak inanıyorlar ya. Bu nedenden dolayı kadının cennetten kovulmaya neden olan bir şeytanın aracı olarak algılandığı orta çağ, karanlık orta çağlarda yüzlerce yıl kadını yakan, cadı diye yakan Hristiyanlık alemini bugün kimse suçlamak niyetinde değil. Bu nedenle inançtan dolayı, inanç sisteminden dolayı kadınla ilgili ortaya atılmış olan yaklaşımları değerlendirirken dikkat etmek ve kendi sistemleri içinde bakmak lazım. Tabii ki bizim kadına bakışımızla örtüşmesi mümkün değil. Ama öte yandan pek çok İslam alimi diyor ki Taliban'ın bu duruşu da İslam'ın özüne aykırı. Bu açıdan da dikkat etmekte yarar var. Bunu bir ara bilgi olarak arz etmek istedim İbrahim Hanımcığım. Kusura bakmayın hocam, affedersin. Araya girdiğim için kusura bakmayın. Ben de bir ek yapayım o zaman, doğru. Yani kimse Hristiyanlık tarihi boyunca yapılan hak ihlalleri veya kadınlara yapılan veya Hristiyan olmayanlara yapılan şeylerden dolayı bugün Hristiyan olarak bilinen toplumları suçlamıyor, itham etmiyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi iyi kötü. Buradan nereye varıyor çalışacağız? İyi kötü dünya yani egemenler dediğimiz zaman andığımız devletlerin, demokrasi, liberal demokrasilerin, batılı devletlerin aynı zamanda güçlü pozisyonlarda olmaları, kendi pozisyonlarını, duruşlarına ilişkin meşruiyeti sürekli ve sürekli yeniden işte çeşitli kanallardan ürettikleri ya da en azından ikna ettikleri, yani üretilebilmiş bir meşruiyet yoksa bile bunu iyi satabilmeleri. İkincisi tam da bunlar olduğu için geçmişlerinde şu an o toplumların %70'inin falan neredeyse agnostik olmaları. Yani canlı bir şey değil Hristiyanlık, ama Müslüman toplumlarda Müslümanlık hala çok canlı bir şey. O yüzden 2900 kilometre ya bilmem ne kadar kilometre uzaklıkta İslam'la ilgili, İslam'ı uyguladığı, İslam şeriatını mesela uyguladığını iddia edenlerin absürtlükleri, sergiledikleri amorf davranışlar, din dışı, din özüne uygun olmasın, özüne uygun olsun olmasın, İslam adına uyguladıkları her tutum ve davranış 2000 kilometre uzaklıktaki dinini özgürce yaşamak isteyen ve hala diniyle bağı kuvvetli olan toplumları etkileyebiliyor. O toplumlara yönelik İslamofobik saldırıların gerçekleşmesine neden olabiliyor. Yani. Türkiye'de olduğu gibi. Peki, buradaki ayrı düşüncenizi ve itirazınızı anlamadım. Herhalde bütünleştirici bir açıklama oldu. Yok, ek yaptım sadece. Ek yaptınız, birbirini evet. Tamamlayan kısmı var. Birbirini tamamlayan kısmı var. Ayrılan kısmı da var. Aynen öyle. Ya İslamofobiyi artırma konusunda ve Türkiye'ye şimşeklerin dönmesi konusunda bir risk var. Buna dikkat etmek lazım diyorsunuz. Dolayısıyla... Ali Bey diyor ki yani bu şimşekler dönmemesi gerekir. Çünkü evet. Biz onları Hristiyanlık tarihindeki ya da Hristiyanların yaptığı şeylerden dolayı Hristiyanlığı suçluyor muyuz diyor. Doğru bir şey söylüyor. Evet. Fakat o ikisinin etkisi aynı şiddette değil.
Peki. Ben de onu açıklamaya çalıştım. Peki. Teşekkürler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şimdi bir arkadaşım bana dedi ki bu göç dalgası bu ne kadardır göç dalgası, nasıl bir risktir? Nüfusun çok küçük bir kısmı, büyük bir göç dalgasından bahsetmiyoruz dedi Ali Saydam ama kadınların orada Afganistan'da çağrıları var, korkuları var. Bazı noktalarda protestolar var. İşte Penşe noktasında bir direniş söz konusu Taliban'a karşı. Dışişleri Bakanı arkadaşım bana şey demiş, erkekler kalsın, ya savaşsınlar orada, kadınları alalım. Ya kadınlar gelsin madem onlar zor durumda. Mesela bu soru benim dikkatimi çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da soruldu dün, önceki gün. Hürriyet'teki röportajında yanılmıyorsam. Kadınların tüm haklarını özgürce kullanmasını istiyoruz dedi. Afganistan'dan topluca kadınları getirmek gibi bir planımız, öyle bir talepte yok açıklamasını orada yaptı. Bir cevap verilmiş yani sonuçta. Mesela benim çevremde kadınlar gelsin, niye erkekler geliyor ki? Kalsınlar onlar. Ülkelerine sahip çıksınlar. Kadınlar burada zarar görecekse onları alalım. Şeklinde bir yaklaşımları vardı. O göç dalgası Afganistan'da nasıl bir tehlike bizi etkileyebilir ve dünyayı etkileyebilir kısmı herhalde önümüzdeki yol haritasına ve sürece bağlı olacak. Öyle anlaşılıyor ve muhalefetin eleştirileri. Elbette şimdi sürece bağlı olacak. Yani Türkiye belki oraya da değiniriz. Kabaca son 1-1,5 aydır Afganistan'dan İran'a girip İran'dan da bizim sınırımıza gelen Afgan sığınmacıları konuşuyor. Ama kuvvet de muhtemel Kabil'in tamamen Taliban tarafından ele geçirmesinden sonra bu sığınmacı akını artacaktır. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu... 64 uçak evet, kalktığında... Önceki dilimde de söyledik. Benim. Kadınlar yurt savunmasında erkeklerden daha cesur, daha öncü çıktılar. Bir evet. kez daha selamlıyorum Afgan kadınlarını ve bütün kadınları. Bütün kadınları. Bence de. Şimdi ama ben şurada biraz esnendeyim ve bir istifham, hani bir soru işaretine sahibim. Hangisi? Az evvel İçeriden de arkadaşlarımız KJ'de şöyle bir soru gündeme getirdiler. Ama elbette bu Habertürk rejisinin sorusu değil. Pek çok kişinin aklına gelen soru. Acaba NATO tekrar döner mi Afganistan'a? Niye dönsün? Ne münasebet? Yani, Dışişleri Bakanı yanıtladı onu işte biraz önce. Yani insanların kafasına böyle bir soru gelmesi bile öncelikle hem bir özgüven yoksunluğunu hem de Afgan halkına ilişkin ne kadar tepeden, ne kadar kibirli, ne kadar sorunlu bir bakış açısına sahip olduklarını gösteriyor. Neden? Afganistan halkı kendi kaderini kendisi tayin edecektir. Afganistan'da her ne olacaksa, herhalde ondan bir İsveç, Norveç demokrasisi beklemiyoruz ama Afganistan'da her ne olacaksa bu Afganistan halkının kendi mücadelesiyle, kendi kavgasıyla, kendi azmiyle, kendi kararlılığıyla olmalıdır. Yani biz Afganistan'dan bir Türkiye çıkmasını beklemiyoruz. Ama şimdi mesela ama mücadele Taliban'ı çıkarmış işte. Demek ki o zaman bunun bir toplumsal zemini var yani. Taliban yani şimdi desteği neden, var diyor. İsrat ve tevrit. Ama neden şimdi siz kalkıp Afgan halkına Norveç veya İsveç demokrasisini öneriyorsunuz? Yani her ülke, her toplum, her millet, her ulus kendi kabiliyeti, deneyimi, tecrübesi, insan malzemesi, tarihsel koşulu ya istemiyor. İstemiyor. Evet. Bu konuda hemfikiriz. Bakınız bugün pek adamlar, çok gazetede şeriat, var. Ajanslara şu anda şeriat, şeriat diyor. İstiyoruz diyorlar. Evet. Doğru. Bakınız pek çok gazete var. Şu anda önümde Sözcü gazetesi var diyor. Onu aklına söyleyeceğim. Taliban kadınlar infaza başlamış. Doğru. Peki bu kötü yönetim. Bu Sözcü'nün manşeti ama kadınlar evet. Şikayetçi bir yere yani dışarı çıkıyoruz ama onun dışında peki, şey yapamıyoruz. Evdeyiz. Peki diyor. Bu yönetim bir NATO işgaliyle, bir ABD işgaliyle düzelecek mi? 20 yıl boyunca NATO ve ABD emperyalizmi i̇şte düzelmedi. Afgan kadınına özgürlük mü getirdi? Taliban'la mı düzelecek? Ay Taliban'la elbette düzelmeyecek. Afgan halkının mücadelesiyle düzelecek o. Anladım. Afgan halkının Taliban hayır, dışında kalan unsurlar Hiç kimse. Halk o kadar iradesizleştirilir ki ve o evet. kadar Afgan halkının Taliban dışında kalan unsurlar kimse Taliban'a karşı mücadele verecekler ve memleketlerin sulh ve selameti kendi elleri, kendi azim ve kararlılıklarıyla olacak. Bakınız bir Fransız atasözü hep aklıma gelir tamam, bu tür durumlarda. Diyor ki Fransızlar yaşadıkları için, ikinci anlarında çünkü yaşadılar. Diyor ki bir millet için diyor en onur kırıcı şey bir başka devletin ordusunun işgaline uğramaktır. Ama diyor, amadan sonrası daha önemli. Ama diyor bundan daha onur kırıcı bir şey daha vardır. Bir başka devletin ordusu tarafından bağımsızlığına kavuşturulmak. Yani bir millet her ne yapacaksa kendi azim ve kararıyla yapar. Ben bunu bir cumhuriyetçi bir kemalist olarak söylemiyorum. Bu tarihte de hep böyle olduğu için söylüyorum.
Yani o anlamda o Fransız atasözü çok öğreticidir. Ha şimdi gelelim. Bizim kıymetimizi daha iyi anlayalım. Elbette ben o yüzden bakınız Ali Bey'in de var. Benim o yüzden bütün ceketlerimde Gazi Mustafa Yamatıt'ın rozeti vardır. Biz bunu başardık. Başaramayanlar var mı? Var. Afganistan'da başaramayanlardan biri. Ama dediğim gibi Taliban dışında kalanlar kurtaracaktır Afganistan'ı. NATO emperyalizmi değil, AB emperyalizmi değil, Josep Borrell küstahlığı değil, ABD işgali değil, Kızıl Ordu işgali değil. Taliban dışındaki Afgan halkı bir araya gelecektir. Kadını, erkeği, köylüsü, kentlisi, genci, yaşlısıyla kendi vatanını kendisi kurtaracak. Onu başkaları kurtarmayacak. Evet, ben binlerce Amerikalı çıkmış zaten. Mesela ben o yüzden o konuda liberaller ayrılır. Ha gelelim şu dil ve üslup meselesine. Elbette bu çok önemli. Yani hem az evvel ne dedik? 2001 öncesi 5 yıl boyunca Taliban ülkeyi yönetti ve hiç de iyi izler bırakmadı. Gerek ülkesinde gerek dünyada. Bakalım acaba o dönemden ders çıkarmış mı? Son 3 gündeki kimi açıklamaları samimi veya gayri samimi onu tartışmıyorum. Biraz ders çıkardıkları havası veriyor. Ama Taliban'ın açıklaması. Kimi açıklamalarda hiç ders çıkarmadıklarına yorulabilir. Evet, ajanslara bugün saçma. Diplomasi kanallarını açık tutacağız demeleri ya hakikaten herhalde biraz mış gibi de olsa, konjonktürel de olsa, takiye de olsa, rol de yapsalar ders çıkardılar diye düşündürtüyor. Ama hayır efendim burada demokrasinin zemini yok. Şeriatla yöneteceğiz demeleri. Halk da bunu istiyor diyor. Halkın da bunda talebi var demeleri ha ya hakikaten demek ki ders çıkarmamışlar diye düşündürtebiliyor. Biz şimdi kendimize gelelim. Bizim kendi devlet adamlarımızın, kendi cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, efendim bakanlarımızın, bürokratlarımızın neyse sırtında yumurta küfesi var mı? Var. Elbette bütün meselelerde olduğu gibi dış politikada da konuları soğukkanlı, duygusallıktan ve kişisellikten uzak. Aklın, mantığın, bilimin, Türk devlet geleneğinin, hafızanın, Dışişleri Bakanlığı'nın tecrübesinin ışığında yorumlamaları gerekir mi? Gerekir. Çünkü o anlamda herhalde bunu gösteriyor bu Dışişleri Bakanlığı. O üslup önemli. Bugün yani çıkmış. Bugün itibariyle Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması bunu gösteriyor. Çünkü o Türkiye adına konuşuyor. Evet. Şimdi bu tartışmalardan böyle kısa bir tur yapmak zorundayız. Çok azaldı vaktimiz. Tanju Özcan'ın açıklaması var. Habertürk'e konuştu. Ben milletin %99'unun duygularına tercüman oldum dedi. CHP, ben ilçe başkanı değilim. Dolayısıyla CHP ile öyle bir bağım yok. Parti rozetini çıkardım ben belediye başkanı olduğumda dedi. Amaç oradan zam yapıp para almak değil. Bu sorunu Türkiye'nin gündemine taşımaktı. Öyle de yaptım. Referanduma gidilsin göçmenler konusuna dedi. Bu göçmen tartışması devam edecek gibi algılıyorum. Suriyeliler tartışması devam ederken bir de Afganistan'daki bu dalgayı görünce insanlar bu tartışmayı gündemde tutuyor. Doğru, bir de sınır güvenliği, sınır namus tur tartışması var. Kısa belki bu konuda bir şey söylemek isterseniz alabilirim. Nihal Bengüsü Karaca. Kısa ama. Yani bir de pandemiye gireceğim, onunla bitireceğim. Çok anlamadım. Kimyasal gazdan kaçan insanlara o dönem 2011-2012 devamında ki yani işte Halep ele geçirildikten sonra güçlü bir akın oldu ve insanlar çok korkuyordu. Beşer Halk beni destekliyor diyordu. O sırada sınırdan geçmekte olan insanlara sınır namustur deyip kapatsaydık namuslu mu olacaktık? Anladım. Benim kafamda o soru aydınlanmış değil. Ayrıca temel haklar, yaşam hakkı gibi şeyler referanduma sunulmaz. Yani. Tıpkı saat kaç hadi karar verelim diye referanduma gidilemeyeceği gibi. Hani bazı temel şeyler vardır ve onlar sorularak mutabakata varılacak şeyler değildir. Saat 3'se 3'tür mesela. Ben de mi sıra? Manşet Şimdi Ali burada, Bey de manşeti düşünsün. Burada çok manşet çıkarmak zor. Şimdi ben Tanju Bey'in üslubunu çok sert buluyorum. Bir, ikincisi hani suya zam yapmak falan benim çok tasvip ettiğim benim bir şey. Benim amacı buradan para almak bir falan değil. Ben bu konuyu gündeme getirmek istiyorum. Artı, ben halkın %99'una ses oluyorum diyor. Önemli meseleyi çözmek. Bir, kendi açıklaması var. Kent belediye başkanının imkan ve kabiliyetlerini, bütçesini, personelini ve de yetkisini aşar. Yani bunun dış politika boyutundan askeri boyutuna, mali boyutundan iç hukuk ve uluslararası hukuk boyutuna kadar çok boyutlar var. Yani bu bir şehir belediye başkanının işi değildir. Ama bir de işin aması var. Belli ki deneyimli bir siyasetçi olan, yıllar sonra Bolu'dan milletvekili olarak parlamentodan CHP
adına oluna iyi bir oyla belediye başkanlığını kazanan tecrübeli bir siyasetçi olarak bu sözlerinin belli ki halkta bir karşılık bulduğunu görüyor ki geri adım da atmıyor. Sosyal medyada da destek görüyor. Polemiklerden çekinmiyor. Evet, öyle. Bu da işin bir boyutu. Ama bu sözlerinden manşet çıkmaz. Bunu biliyorum. Bak, vatandaşlık istiyorlar. Onlara bu vatandaşlığın verilmeyeceğini anlatmak lazım diyor bir de Ali Saydam. Efendim, bu konuda tek bir manşet olabilir bence. Nihal Hanım ve zaten siz çok gençsiniz, anlamını anlamayabilirsiniz. Açarız gerekirse. Anlarız hocam. Ama hocam bilir. Bunun manşeti zırva tevil getirmez. Tartışmaya zırva... gerek yok diyorsunuz. Yani bunun tevil etmenin açıklamanın bir anlamı yok yani. Zırva yani böyle bir şey. Anladık, gördünüz mü? Yani bir, ya Amerikan emperyalizmi falan bağırırız çağırırız değil mi? Şimdi Amerika'ya savaş ilan edelim mi diye referandum yapsak ya çıkarsa %50 peki sınır namustura ne diyorsunuz? O tartışmaya. Ya Nihal Hanım muhteşem bir cevap verdi ona. Ben altına imza şey atıyorum Nihal Hanım. Söyledi. Suriye'den gelen insanlara namus, sınır namustura almayacak yani, mıydık bu, dedi. O mu namus olacaktı değil, dedi. Yani bu nedenle bu hakikaten bu tür zırvaları ciddiye alıp tartışmamak tabii lazım. Tabii onu Afganistan için özellikle bu çok fazla geçiş için dile getirdiler ama tabii. Ha, onu tartışırsınız bakın. Yani onu, o yüzden ya, bu konuya işi bir kontrol edelim, hükümet evet, bu konu özelinde yapılmış bir şey olacak. Alsın, iskanından ikametine bu göç sığınmacılar geliyor. Kendi inisiyatifleriyle 50 bin, 30 bin bir bölgeye gidip nasıl yerleşebilir? Yani hükümet nasıl bunları ayırmaz? İşte nasıl bu süreci yönetmez? Bunları tartışırsınız. Ama sınır namustur falan dediğinizde bu bir şeye, yani benim dediğim yere geliyor. Orada yani genelleme yapmamak lazım. Onları almasak namuslu olacakmışız gibi son derece bu milletin temel ahlaki değerleriyle yani bu, hatta evrensel ahlaki değerlerle çelişen bir önermesi var yani o ifade. Bu evrenselin karşılığı biliyorsunuz kainat. Kainatın ahlakı diye bir şey ben bilmediğim için evrensel kavramını pek kullanamıyorum Nihal Hanım. O yüzden bu evrensel lafını duyunca da bir tedirgin olurum hep. Evrensel lafının arkasına ha bir Amerikan, İngiliz falan, Anglo-Sakson kültürü gelir hep aklıma. Bu şeyle ilgili muhalefetin şunu sorgulaması lazım. Yani bu önerdiğin her bir şey yani siyasi karşılığı var mı ya? %24-25 bantını bir türlü geçemiyorsun. Yani ortaya koyduğun hiçbir şeyin seçmen nezdinde karşılığı olmadığını görmüyor mu artık? Yani bambaşka mülteciler konusunda ve sığınmacılar konusunda aynı sizin programınızda tartıştık bunu. Sığınmacı ile mülteci arasındaki farkı bile doğrusu ortaya koyup pozisyon alamıyorsan ve aldığın her pozisyon karşılığını bir şekilde karşılığını bulmuyorsa oturup düşünmek lazım yani. Peki. O yüzden zırva tevil götürmez. Lafını bir ki iyice düşünmekte yarar var yani. Referandum yapalım. %100 zamı yapalım suyuna. Afganlara verilecek suya veya işte Suriyelilere verecek suya zam yapalım falan gibi zırvaların şeyi oturup tartışılması bile komedi yani. Evet ama yine de bu göç ve büyük kapasite ve onların entegrasyonu başka bir şey. Amerika, başka Meksika bir şekilde tartışma gerekiyor galiba. Biz duvar örüyoruz bilmem ne. Tabii ki biz de duvar örüyoruz. Konu önümüzdeki seçimlerin de temel maddelerinden gündem biri olacak sığınmacı meselesi. Evet. Evet. Gidişat evet. Onu gösteriyor. Dert çünkü toplumda bitmiyor. Belli ki karşılığı var. Evet bir yandan Afganistan'da bu durum karşılığı var. Karşılığı olduğu şeyine ben de katılıyorum. Karşılığı var evet. Karşılığı var ben şu anda işte, bu konu açılıyor ve gelen mesajlardan görüyorum onu. Ama biz sabahtan beri Taliban'ı karşılıyoruz. Yani bugün Bolu'da tekrar seçim olsa. Yapabilecekleri şeyleri, yapabileceği, ortaya koyabileceği dehşete karşı böyle hem sağ sol yoklayarak hem Türkiye'nin çıkarları nerede hem Afganistan halkının kadınları ne olacak yani toplumda karşılığı var deyip bıraktık mı mesela? Ama siyasetçi onu gözetmek zorunda. Yani bugün Bolu'da seçim olsa Erdoğan'ın Tanju Özcan oylarını 5-10-15 puan arttırarak tekrar seçim çünkü kazanır. Çünkü her ülkenin bir kapasitesi var. Yani, tabii, hem ülkede vatandaşlar yani. İçin hem gelenler için. İnkar etmiyoruz zaten. Evet. Bakın burada üçüncü yani programdır. Artıyor çünkü. Hükümetin bu konuda Barış hocam, doğru yönetmediğine dair defalarca altınmış. Bir düzen lazım. Elbette ama söylemlerinin toplumda bir karşılığı varsa siyasetçi bunu İlkenin kullanır. Söylemlerin de karşılığı var. Elbette kullandı. İlkenin söylemlerin de karşılığı elbette. Vardı. Ama oylarını arttırarak geldi üstelik. İlk seçimden sonraki seçimde oyları da arttı. Ama bir siyasetçi bunu kullanır elbette. Bizler kullanmayız. Ama bir siyasetçi bunu kullanır.
Türkiye'de mülteci meselesini ciddi bir problem olarak ele alıp çözmek gerektiği konusunda hepimiz mutabıkız. Evet, o konuda burada bir fikir birliği var. Çünkü 10 yıl geçtiği için, orada durum da farklılaştığı için farklı yine bir ele alış gerekiyor. Siyasetçinin muhalif bile olsa o duruma kışkırtıcı bir dil kullanmaması gerekiyor. Çünkü sonunda işte... Evet, o biraz sağduyuyla, çağrılarıyla biraz azalmış da görünüyor zaten. Hı hı. Bu arada tam bitirirken süren bitti ama bir de dert bitmiyor. Delta varyantı, artan vaka sayıları tüm dünyada büyük bir sorun. Okullar açılacak, bakanımızla görüştük dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün de kabine toplantısı var. O noktada net açıklamalar gelebilir bugün. Bu arada illere göre vaka sayılarına bakıldığında Siirt'te 100.000'de 543.39 çok yüksek oranlar görüyoruz. Keza Rize, Trabzon, Bingöl, Mardin, Batman, Diyarbakır'da da oranlar çok yüksek. İstanbul'da vaka 100.000'de 181.96 yüksek. Ölüm. Çok yüksek. Ölüm ne kadar? Dün itibariyle 184 kişi. Çok teşekkür ediyorum bugün için, desteğiniz için. Profesör Doktor Barış Doster, Nihal Bengüsü Karaca, Ali Saydam, sağolunuz. Kısa bir ara, toparlayacağız. Tamamlıyoruz Para Gündem Cephesi'nde bugünü. Habertürk ekranlarında tüm gelişmeleri izleyebilirsiniz. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla iyi bir gün diliyorum. Hoşça kalın.